Efendim iyi akşamlar. Evet, özel bir programla bu akşam karşınızdayız. Halk Meclisi özel dedik adına. Çünkü işte Halk Meclisi'nde her salı köy köy geziyoruz. Farklı bölgelere gidiyoruz. Vatandaşların nabzını tutuyoruz. Birçok konu var gündeme getirdiği vatandaşların. İşte onu da böyle zaman zaman bu akşamki gibi özel programlarla da aslında o soruların yanıtlarını almaya çalışacağız. Bugün yeni oluşan Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi iktidarının Halkın Partisi kanadıyla özel bir program yapmak istedik. Ve Sayın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanımız Kurtulet Özersay, İçişleri Bakanımız Sayın Ayşegül Baybars ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanımız Tolga Atakan'la birlikte Sayın Reşat Akar'la tabii ki her zaman olduğu gibi programımızı yapacağız. Bugün bu özel yayını gerçekleştireceğiz. Tabii bir ilk soru ve kısa açış konuşmasını ben Sayın Akar'a vereyim. Sonrasında sizlerden de gelecek olan sorularla birlikte şekillendireceğiz programımızı. Sayın Bakanlara hem geçmiş hükümet dönemiyle ilgili hala akıllarda kalan soru işaretleri hem de özellikle bundan sonrasına ilişkin yaşanılacak olan plan, projeler neler var? Onları da birlikte bu akşam öğrenmiş olacağız. Sayın Akar buyurun. Evet. Hoş geldiniz öğrenmen de. Sayın Özersay, Sayın Baybars, Sayın Atakan. Tolga Atakan'a. Bu akşam biraz da geç başladık tabii. İzleyicilerimizden de özür diliyoruz. Ramazan programı nedeniyle geç başladık. Tabii bizim bir önceki hükümet döneminde de yapmış olduğumuz 100 gün toplantıları vardı. Sizler de katıldınız. Diğer partiler de katıldı. Şimdi buna benzer bir programlar dizisi yapalım diye düşündük. Başbakan ve UVP Genel Başkanı Sayın Ersin Tatar'la da konuştuk. Bir hafta sonra yani hükümetin güven oyu almasından sonra da onları kısmetse birkaç bakanla birlikte Sayın Başbakan'a konu geleceğiz. Tabii halkımız merak ediyor. Bir defa ses kirliliği var çok. Çok değişik yorumlar, çok farklı iddialar. Acaba bunların hangisi doğru, hangisi gerçek dışı? Bunların artık bir açıklığa kavuşması gerekiyor. Bu akşam bunları biraz konuşalım. Bu dörtlü koalisyonun bozulması ile ilgili iddialar var. Mesela bu programı yapacağımızı duyan bazı vatandaşlar bana hem mesaj gönderen hem telefonla arayan. İşte aylar öncesinden belliydi de anlaştılar da bunu biraz geciktirdiler. İşte ne bileyim yolsuzlukların peşine düşerek yapamadıkları için ayrıldılar. Bir yığın konu var tabii, ortaya atan iddia vardı. Bunlara artık bir açıklık kazandırmak gerekir diye düşünüyorum. Ve bundan sonraki hedefleri de konuşmamız lazım. Tabii bazı hedefleri gerçekleştiremediniz. Hem 15 aylık süre kısa olduğu gerekçesiyle hem de belki de diğer koalisyon ortaklarının kaynaklanan nedenler. Bunlar da artık açık açık halkın önünde konuşmamızda fayda var diye düşünüyorum. Dilerseniz sizden başlayayım Sayın Özersay. Bir defa bu ben şeye baktım, bu 100 günde siz neler yapacağınızı söylediklerinizle ilgili. Ben bunları okuduğum zaman şöyle düşündüm kendi kendime. Yani sebep sadece Sayın Serdar Denktaş'ın aile yakınlarına arazi kiralaması değil, herhalde bir birikim oldu diye düşündüm. Mesela siz dediniz ki işte yolsuzluk iddiaları. Sayın Başbakan, o dönemin Başbakanı Tufan Bey dedi, çıktı dedi ki mesele yok diye görüşler geldi başsavcılıktan ve bunları nasıl başlatayım ben? Başsavcı değilim dedi. Ama o dosyalar halbuki orada halkın merakla beklediği yıllardır orada duran dosyalardı. Ve önemli yolsuzluk veya suistimalleri içeren dosyalardır. Bu olmadı. Bunun dışında siz dediğiniz ki siyasi partilere yardım çok paradır. 10 milyon TL alıyorlar yılda. Biraz kırpmak lazım. Bu 13,5 oldu. Herhalde sizin orada müdahalede bulunsanız da dinletemediniz. İki, herhalde sizin 500 bin TL örtülü ödenek talebiniz olmadı. Ama bir anda baktınız ki sabahleyin gittiniz önümüzde dediler bu, hatta bir açıklama yaptınız galiba o zaman unutulduğu için bunların hatırlanmasına fayda var. Siz dediniz ki nereden çıktı bu, biz de bilmiyoruz dediniz. Yani bir yerde bu hediye gibi geldi size, misafirliğe gidersiniz de gittiğiniz evin sahibi size giderken der ki al bu torbanın içinde altınlar da var götür beraber. Ne yapmaya? Niçin? Yani bu konularda herhalde rahatsızlık duyduğunuz biraz ben de duymak istiyorum bunları. Yoksa koalisyon
ortağıydık, ne yapalım size çıkarmadık. Dediniz yine gazetelere ve ben rahatsız olmadım bizim de gazetemiz olduğu halde. Kimin parasını kime veriyorsunuz dediniz o 100 gün programlarında. Biz bunları durduracağız dediniz. Daha da artışlar geldi, yeniler geldi. E tamam, koalisyon ortağım da Çalışma Bakanı sendikalaşma uğruna 200 milyon TL'sini atıyor fonun. Bunları hiç konuştunuz mu, tartıştınız mı? Böyle bir hızlı hızlı başlıklar halinde sizden başlayalım, sonra Sayın Bakanlara da geçeriz. Şimdi söyledikleriniz doğru ama eksik. Şöyle ki, yani siz eksik söylüyorsunuz anlamında söylemiyorum ama resmin bütününü görmek için iyi bir fırsat vermiş oluyorsunuz. Teşekkür ederim bunun için. Sondan başlayayım isterseniz. Size parti gazeteleri meselesi. Geçmişte özellikle siyasi partilerin, partilere ait olan gazetelerin gazetelere yapılan yardımdan yararlanması, geçtim gazetelere yardım yapılması meselesini, bir de siyasi partilerin gazetelerine yardım yapılması meselesi tartışıldı. Birkaç defa tartışıldı Bakanlar Kurulu'nda. Yanlışsam arkadaşlarım düzelsinler. Ve nihayetinde de siyasi partilerin gazetelerinin bunun kapsamı dışında bırakılması sonucu ortaya çıktı. Yani aslında orada kısmi de olsa bir değişiklik yapılabildi ama bir gerçek var. Daha önceki uygulamaların genelde devamı yönünde bir karar almamız için bir eğilim ortaya koydu ortaklarımız maalesef. Ve sonuçta bir koalisyon söz konusu olduğunda, hele de dörtlü koalisyon söz konusu olduğunda yapmayı düşündüğünüz her şeyi yapamazsınız. Üzerinde uzlaşmaya vardığınız şeyleri sadece yapabilirsiniz. Ha, ne yapabilirsiniz? Yapılmasını doğru bulmadığınız bazı şeyleri engelleyebilirsiniz. Kararı geçirmezsiniz. Ama yaptırma yönünde çok da fazla bir inisiyatif alamayabilirsiniz. Sıkıntı olabilir. Bir örnek verdiniz. Örtüyü ödenek olarak halkın bildiği, hane halkına yardım diye bilinen yarım milyonluk bir para. Dediğiniz gibi ilk görevi devraldığımızda hakikaten de bütçede bize sorulmadan, örneğin koalisyonun dört ortağı partinin başkanlarına, Halkın Partisi'nin başkanı olarak bana da benim bakanlığıma yarım milyonluk bir ödenek konuldu. Hane halkına yardım diye. Bunun nasıl kullanıldığını, hiçbir kritere bağlı olmaksızın keyfi bir biçimde aslında kullanıldığını geçmiş yıllarda çok yaşadık ve gördük. Ve biz bunu doğru bulmuyorduk. Bütçenin içerisine yazıldı ve orada kaldı. Bunun için eleştirmeye de kalktılar bizi. Halbuki siz de biliyorsunuz, bir sene boyunca 5 kuruş dahi kullanmadım ben o paradan. Ve sene bittiğinde maliyeye iade ettim parayı. Yani o parayı hiç kullanmadım. Geçmişte istedikleri bazı kişilerin elektrik faturasından, istedikleri bazı kişilerin işte çatı akıdır onu tamir etmeye varıncaya kadar maalesef biraz keyfi, biraz istedikleri kişilere kullandırma yoluna gittikleri bir paraydı. Bunu kullanmayı kabul etmedik ve iade ettik. Bir sonraki bütçe yılında ise aynı konu gündeme geldiğinde artık bir tecrübeye sahip olduğumuz için hayır dedik. Benim bakanıma bunu koymayın. Bu kalemi istemiyorum ben. Çünkü devletin zaten durumu ortada. Biz de bir de siyasiler alacak ve bu parayı kendine göre harcayacak. İşte ben şunu harcadım, bunu harcadım meselesi değil. Neden sen bunu harcama inisiyatifini elinde bulundurasın? Neden bir kriter olmaksızın bunu harcayabilesin? Sorduğumuz diğer, gündeme getirdiğiniz diğer konu, siyasi partilere devlet bütçesinden ödenen para konusunda, evet biz bunun azaltılmasını, hatta mümkünse bir aşamada ciddi anlamda azaltılmasını savunduk. Fakat koalisyon protokolüne yazdırmaya çalıştığımızda, dörtlü koalisyon kurulurken ortaklarımız yoktu. Bir tanesi dedi ki, bizim partimizin borcu vardı, bankaya yapılandırdık. Diğer iki tanesi dedi ki, püh ama sen bilmen öyle parti binası, işte ofisi bilmem nesi açmaya kalktığında, ilçe teşkilatı şu bu derken, bunları ödeyemeyik ya. Devlet katkı koymazsa partiler de çok zor duruma düşer. Gider birilerinin kucağına düşer falan denildi. Halbuki biz, evet, halbuki gerçekten Halkın Partisi birinin kucağına düşmeden kendi içinde şeffaf ve kendi içerisinde birine bağımlılık ilişkisi geliştirmeden bir bağış yöntemiyle, sınırlı, makbuzluğu belli bir limiti üzerine geçmeyecek bağış yöntemiyle gayet kendi yağıyla, kendi ciğerini kavurup seçimden de başarılı bir sonuç alabilmiş bir siyasi partiydi. Ama ortaklarımıza bunu kabul ettiremedik biz. Ne yaptık ama geldiğimizde? Bu verilen kaynaktan
Örneğin bugüne kadar hiçbir siyasi partinin yapmadığı bir şey yaptık. Miktarı önemli değil. Kayda değer bir miktarı Selim Adurlarına verilmek üzere Vakıflar İdaresi'ne Halkın Partisi olarak çıkarttık. Halkın Partisi'nin bütçesinden verdik. Ve dahasını vereceğimiz taahhüdünde de bulunduk. Yani bize istediğimiz bazı şeyler yaptırılmadığında bir biçimde bunu yapmanın da yolunu bulmaya çalıştık. Mesela bir diğer örnek nedir burada? Biz maaş artışını almak istemediğimizi söyledik. Milletvekillerine yapılacak olan bakanlara yapılacak maaş artışını. Olay oldu. Bütün milletvekilleri bize kızdı. Ortaklarımızın milletvekilleri ve ortaklarımızdaki bakanlar da kızdı bize. Ne oldu sonra? Tamam dedik, siz vermeyecekseniz vermeyin. Biz bu maaş artışını almayacağız Halkın Partisi milletvekilleri olarak. Biz bunu her ay bir yardım kuruluşuna bağışlamayı düşünüyoruz. Bunun üzerine bu duruşumuzdan dolayı bir biçimde herkes bu kararı aldı ve bütün milletvekilleri, bütün bakanların maaşından senenin sonuna kadar bu artış yapılmadı ve maliyeye gitti. Maliye Bakanı da kızdı buna, gitti başbakana danıştı, geldi dedi ki alt kademeye vereceği yok bu parayı dedi. Bazı kişilere şimdi, evet. 50'şer lira, 60'er lira fazla ama büyük bir para böylelikle buharlaştı gitti orada. Benim yani, sormak istediğim şu yani ama tamam. Ama sorularınızı yalnız bırakmak istemem çünkü önemli meselelerdir. Mesela mesele yok meselesi. Yani yolsuzluk dosyalarıyla ilgili olarak mesele yok diye bir kayıt düştü başsavcılık, doğrudur. Ama mesela biz bunun peşini bırakmadık. Siz bunu biliyorsunuz. Yani mesela servet beyanlarıyla ilgili, mal bildirimiyle ilgili olarak o zarfların açılması, mecliste komite kurulması ve içerisinde yapılan beyanların denetlenmesi, kendi içinde çelişkili olanların başsavcılığa iletilmesi, başsavcılık tarafından polise gönderilip tahkikat yapılması, tahkikatı bitenin başsavcılığa gelmesi, meclise gönderilmesi ve şimdi de dokunulmazlığın kaldırılması süreçleri çalışıyor Reşat Bey. Ama bununla sınırlı değil. Bir örnek vereyim size. Daha önceki dönemde belki birilerinin mesele yok dediği Ulaştırma Bakanlığı konularını bizzat biz Halkın Partisi olarak gidip polisten polise şikayette bulunmuştuk, hatırlıyorum. Ve yaptığımız bu şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Geçen aylarda önce Ulaştırma Bakanlığı'na polis, mali polis geldi, bütün evrakları istedi. Ardından Dışişleri Bakanlığı'na polis genel müdürü bir yazı yazdı ve başka ülkelerle bu konuda yapılmış yazışmaların belgelerini istedi. Bu soruşturma şu anda devam ediyor. O nedenle mesele, madem ki mesele yok dedi, ben karışamam, ben savcı değilim meselesi değildir. Kimse kusura bakmasın. Bu konularda biz daha proaktif olunması gerektiğini, başsavcılık madem ki devletin hukuk danışmanıdır, başsavcılığa istişare halinde bunların ileriye götürülmesini ve takibini yapmak gerektiğini savunduk. Ve bunu da fiilen ve fiziken de yaptık gerçekten. Gören de gördü aynı zamanda. Ve o nedenle dediğiniz gibi bu sadece bir noktada işte Maliye Bakanı kendi oğluna devletin arazilerini ihalesiz bir biçimde kiraladı. Üstelik de bize kiralamak üzere getirdiği ama bizim kiralamayı doğru bulmayıp kabul etmediğimiz konuyu maliye üzerinden kiraladığı bir örnekten ibaret değil. Hepsinden önemlisi icraat yapamazsak, eğer icraat yapamazsak biz bu koltuklara çakılı değiliz. O zaman bu hükümette olmanın bir manası kalmaz diye defalarca söyledik. Biz sizin şimdi televizyonlarınızda şöyle söyledik. Bir eleştiri var size. Diyorlar ki yani bir devrimci Cumhuriyetçi Türk Partisi, bir devrimcinin devrimcisi Toplumcu Demokrasi Partisi döneminde yolsuzlukları soruşturamadan bir Halkın Partisi. Şimdi UBP'yi nasıl soruşturacak? UBP biraz daha esnek bir parti diyorlar. Bunu yeni söyleyeyim. Ortakla konuştunuz mu? Yapabilecek misiniz? Soruşturulabilecek siz koalisyon mi? Protokolünü görmüş olmalısınız. Koalisyon protokolü, bırakın konuşmayı Ulusal Birlik Partisi ile. Koalisyon protokolünde açık taahhüdümüz var. Bir, şu anda devam eden yolsuzluk dosyaları ileriye götürülecek. Eğer başka iddialar varsa bu dosyalarda açılacak ve tahkikatı yapılacak. Ve üçüncüsü, polisin içerisinde bu konuda kurulmuş özel birim de görevine devam edecek. Üstelik de dokunulmazlıkla ilgili olarak eğer meclise gelirse başsavcılıktan kaldırılması yönündeki siyasi parti irade ortaya koyacak. Dolayısıyla evet, Ulusal Birlik Partisi ile bunu kayıt altına aldık ve önemsediğimiz prensiplerin başında geliyordu ve bu konuda da ısrarcı olduk. Ve şunu söylemeye çalışıyorum. Önceki hükümet döneminde belirli bir noktaya kadar bu çalışmalar geldiyse işte biz bunu yaptık falan gibi bir şey söylemek istemem ama bunun takipçisi olmamızın, peşinde olmamızın,
sürekli olarak kurumların başındaki kişileri arayıp sormamızın, kamuoyunda gündeme getirmemizin, mecliste gündeme getirmemizin ve açıklamalar yaparak medya üzerinden kurduğumuz baskının sonucudur bu. Yani daha önce görevde olan bir savcıyla ilgili olarak yaşadığımız tartışmada dahil olmak üzere, evet bunun takipçisi olduk ve bunun da bir bedeli vardı, bunu ödedik. Dolayısıyla önceki hükümette belki istenilen sonuca varmadı ama süreçlerin durmasını önleyip ileriye doğru taşınmasını sağladık ki bu hükümet döneminde de daha da ileriye taşınacak. Kararlıyız yani biz bu konuda. Fark etmez ortadan kim bir oldu. Öz eleştiri kabul eder misiniz bilmiyorum tabii. Ederek tabii bu mesela. Destekliğiniz varsa. Şimdi tabii diyor ki vatandaşlar, ben çok okuyorum böyle işte sosyal medyada yazılanları. Tabii mesleği bıraktığım günde kapatacağım. Yani ne Facebook isterim ne Instagram. Çünkü Kıbrıs yani kapatmayacaksınız. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde kullanılıyor bu sosyal medya. Evet. Dil bozuldu. Ben çok kültürlü olduğunu düşündüğüm insanlar yahu aşağı yahu yukarı mesajlar ya başka şeyler. Ya saldırı ya bilmem ne ya da bazı lüzumsuz şeyler. Ölen babasıyla fotoğraf paylaşanları var Facebook'ta bakan. Babamı az önce kaybettik. E tamam, Allah rahmet eylesin. Benim moralimi ne bozuyorsun sen? Avrupa ülkende herhalde yasaktır bu. Şimdi diyorlar ki siz dediniz bir kahve bile içmeye gitmem dediniz. Bu siyasette yeni olmanın yarattığı bir yanlış ifade miydi? Yani olmasaydı daha iyi olurdu herhalde bu ifade o zaman. Çünkü sizin hedefiniz o dönemin parti başkanı yönelikti. Bu sizin yorumunuz yani. Müsaade ederseniz ben söyleyeceğim. sorumuza cevap vereceğim. Buyurun. Bence yanlış bir ifade değildi. Söylediğimiz şeyi yanlış yansıtanlar oldu. Ama biz ne dediğimizi biliyoruz o dönemde. Biz şunu dedik. Biz parti meclisi olarak Ulusal Birlik Partisi'nin o dönemki yönetimi ile ve o dönemki şartlarda bir koalisyon kurmama kararı aldık. Bu normal bir şey değil mi? Parti meclisi oturur der ki biz filan partiyle kurmayalım, filan partiyle deneyelim, olursa olur. Kurmama kararı aldık. Koalisyon kurmama kararı aldığımız için yapacağımız görüşmede ne için gelecekti yetkililer? Koalisyon kurma konusunu görüşmek için geleceklerdi. E kurmama kararı aldık biz. Dostlar alışverişte görsün diye kahve içecektik. Ama unutmayınız, dostlar alışverişte görsün diye bile o dönemki parti başkanı sizin düzenlediğiniz televizyon programına gelmemişti değil mi? Yani bize karşı böyle bir saygısızlık durumu da vardı. Dolayısıyla biz bunu bütünen bir kenara koymadık. Partisine çok yazık etti. O programa katılmada koltuk boş kaldı ya. Neye neden oldu o? Ada kondu. Yani gerek tek part başına iktidarı kaybetti. Gerek o, gerekse başka konular neye neden oldu? Yani öyle çok geriye gitmeye gerek yok ama şuna neden oldu. Bir kere hükümetin dışında kalmaya, bir süre sonra da parti başkanlığının dışında kalmaya, bir süre sonra da aktif siyasetin bir miktar dışında kalmaya neden oldu. Yani bunun bir bedeli oldu açıkçası. Tekrar söylüyorum. Ama bizim, Obama mutludur şimdi herhalde. Bizim kişilerle mutluluk fotoğrafları görüyorum. Yani adam yani şahsımla ilgili olarak açıklamaları falan yapılır ama bizim kişilerle ilgili bir problemimiz olmadı. Ben bu tavırla ilgili olarak biz mesela o programa çıkanlardan birisiyim ben. Ben sizi kale almam, ben halka hesap veririm falan diyerek programa falan da gelinmedi. Bize karşı genel anlamda ve halkın bir kısmına karşı bir tavırdı o. Biz de o tavrın bir yansıması tabii. O nezaketsizliğin yanıtıydı o. Şimdi hükümet ortağı olarak bir tezatlık görür müsünüz? Gelip belki de Sayın Özgür Gün de onay verecek. Onun kendi Cumartesi kararı. Günü. Onun kendi kararı. Yani öyle anlaşılıyor ki karar oy birliğiyle alınmış parti meclisinde hükümet kurma kararı. Herkesin, her milletvekilinin kendi kararı. Ama o dönemde partinin başında bulunan isim de dahil olmak üzere bazı bakanlarla ilgili olarak biz polise şikayet dilekçesi vermiştik biliyorsunuz. Ama ondan sonra o bakanlar zaten seçimde seçilmediler de aynı zamanda. Milletvekili olarak da devam etmediler. Bir şeyin altını çizmek isterim. Şu iddiada bulunuldu işte. Aylar önce aslında karar verdiler de ondan sonra tarihini değiştirdiler falan. Çok net bir şey söylüyorum. Eğer Halkın Partisi Ulusal Birlik Partisi ile koalisyon kurma derdinde olsaydı en baştan itibaren, mesela Ulusal Birlik Partisi'nin 6 ay 7 ay önce oldu kongresi yapıldığında hükümeti bozardı, kurardı değil mi Ulusal Birlik Partisi ile. Böyle bir yola gitmedik ve 14 ay boyunca İşte bugün bozulacak, yarın biz kurulacak vesaire diye bu söylenti devam ettirildi. Halbuki ben size diyebilirim. İşte filan kişi bilmem yaşlanacak.
Yaşlanmıyor. İşte burada yaşlanacak. Ben bunu söylemeye devam edebilirim. Reşat Bey, 10 sene söylerim. 10 sene sonra adam yaşlanır zaten. Yani sen bunu söyledin diye yaşlanmadı. Sen onu önceden de öngörmüş değilsin. Dolayısıyla aylarca bu söylem devam ettirildi. Ama Halkın Partisi daha önce verdiği sözün arkasında durup dörtlü koalisyona girdiği için aslında siyasette bazı dengeler değişti. İşte az önce söylediğim bunlardan. Yani pişmanlığım demezsiniz yani. Hayır canım. Bu dörtlüyü denediniz diye. Hayır. Hayır. Yani ben en azından öyle düşünmüyorum arkadaşlarım. Daha farklı düşünebilir. Şimdi UBP ile kurduğunuz için mutlu olabileceğinizi düşünüyorsunuz. Bunu bir evlilik olarak görmüyoruz. Yani onu söyleyeyim. Dolayısıyla mutlu, bizi mutlu edecek olan şey Reşat Bey, hizmet verebilmektir vatandaşa. Çünkü geçen süre zarfında çeşitli nedenlerle vatandaşa çok daha fazla dokunabileceğimiz, çok daha fazla hizmet verebilirdik, veremedik. Ve bizi mutsuz eden, yani Halkın Partisi'ni, Halkın Partisi'nin yönetimini, milletvekillerini, bakanlarını en fazla mutsuz eden şeyler bunlardı. Yani bizim aldığımız, alamadığımız şeyler değil ya. Mecliste daha hızlı, daha çabuk, daha öncelikli olarak yapılmasını istediğimiz bazı yasalar, özellikle ortağımız olan partilerin bazı milletvekilleri tarafından ayak süründü ve geciktirildi. Vatandaşa yasama bağlamında hizmet vermekte bazı açılardan biz bile tatmin olmadık. Ve bunu yaratan koalisyon ortaklarımızın bazı milletvekilleriydi. Bu da çok aşikardı. Yani ben size şunu sorayım. Bir dışişleri bakanı düşünün. Yurt dışına her uluslararası seyahate gittiğinde New York'a, Washington'a, Londra'ya ve döndüğünde orada toplantılar yaptığında, açıklamalar yaptığında, uluslararası basına demeç verdiğinde ve geldiğinde ben gelirdim mesela ülkeye. Hemen ertesi gün Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bazı milletvekilleri söylediği hükümeti bağlamaz, o bizim pozisyonumuz değildir falan diyerek bir Dışişleri Bakanı'nın geçtim. Bir hükümetin dış politikasının altı oyuluyordu. İtibarsızlaştırma vardı mesela. Nasıl mutlu olabilirdim? Yani biz Halkın Partisi olarak bu ve benzeri sıkıntılar yaşamış olmamıza rağmen, diğer koalisyon ortakları da yaşamış olabilir bizden dolayı. Ama bunu yaşamış olmamıza rağmen söz verdiğimiz için dörtlü koalisyona elimizden geldiğince gidebildiği kadar gerçekten götürdük. Bunu ben şöyle yorumluyorum. Yani denemekten dolayı pişman değilim ama mutsuzdum. Geldiği noktada hizmet üretemez, noktaya icraat geldim. Yapamaz noktaya gelmiştik. Bence ben de gerçekten görüyorum. En somut örneği Ulaştırma Bakanı ve İçişleri Bakanı çok somut örnekleri verebilir size. Verecek herhalde konuşacak. Yani ama sonuç itibariyle mutsuzdunuz, ayrıldınız. Yani mutlu olamadınız. Mutlu olduğu yerden ayrılmaz insan. Peki bir şey söyleyeyim. Aynı durumu şimdi, belki çok erkendir bu soru ama merak ederim ben şahsen. Yani Ulusal Birlik Partisi ile de başladık. Bunlar da protokol. Çünkü bizde kolaydır sözler söylemek, imzalar atmak da attım. Ondan sonra ne var? Buna dokunma, buna dokunma. O kalsın, bu kalsın. Yahut da size tamamdır. O bir taraftan kavayı kaşı kaldırır diye. Çok olur, hayatımızda da olur bu. Böyle bir tavırla karşılaşırsanız gene bitirir misiniz? Halkın Partisi bir örnek yaratmış durumda şu anda. Koalisyon protokolünde verilen bir söz ve güven ilişkisini zedeleyen bir alengirli iş kabul etmiyoruz ve sindirmiyoruz içimize diye bir duruş sergiledik biz. Bu şimdi bence Ulusal Birlik Partisi ve diğer partiler için de bir tecrübedir. Yani biz nasıl ki dörtlü koalisyonda yaşadıklarımız ve yaşayamadıklarımızdan dolayı bir tecrübe sahibi olduk. Diğer siyasi partiler de Halkın Partisi'ne baktıklarında eğer koalisyonda bu türden bir şeyin ihlal edilmesi ya da koalisyon ilişkisi içerisinde güveni ciddi anlamda zedeleyecek, yüzüne gülerken arkandan alengili işler çevirecek bir hal söz konusu olduğunda Halkın Partisi'nin bunu sineye çekip ne yapalım ya devam etsin, biz de hükümetteyiz zaten idare edelim, koltuklarda oturmaya devam edelim demeyeceğini, bu partinin buna bir reaksiyon göstereceğini, hükümetten çekilme konusunda da tereddüt etmeyeceğini artık ne dersem herkes bilir. Dolayısıyla ben bunun çok kolay bir şey olmayacağını düşünürüm ama iyi niyetli bakmak lazım. Evet. Bir kere belli bazı tedbirleri aldık mı koalisyon protokolünde? Bence evet aldık. Biz bunları alırken önceki tecrübemizden hareketle yaptık mı? Evet öyle yaptık. Hükümetin içerisinde olmak, bakanlar kurulunun üyesi olmak, bakanlık yönetmek, meclisin içerisinde olmak, komiteleri oluşturmak, yasaları geçirmek gibi konularda artık bir tecrübemiz var. Dolayısıyla Halkın Partisi öyle kolay lokma değil yani.
Güncel konulardan çok eleştiri var Sayın Bakan. Yani şu anlamda maliyenin bölünmesi ki bunu sizin talep ettiğiniz ifadedir. Bilmiyorum doğrusunu yalanını. Yani bütçe ve şeyin sıkıntı yaratacağını, işte sorun olacağını. Bugün bakıyorum hani günler ilerledikçe bir şeyler daha netleşiyor. Bazı başbakanlık altında olan noktalara HEP'nin atama yapacağına yönelik bir takım homurdanmalar. Bunlar bir yani kendi içinde koalisyon protokolünün tabanından özellikle Ulusal Birlik Partisi tabanından görüyorum. Bir homurdanmalar sizin açınızdan bir sıkıntı yaratabilecek mi? Maliye konusu da gerçekten bunun ciddi bir sıkıntı yaratacağını işte söyleyen veya yasal bir takım sorunlar olduğunu söyleyen bir şey de var, kesim de var. Ne dersiniz? Şimdi bir kere arkadaşlarıma soru sormayacaksınız. Bunu bitirip artık onlar icracı bakanlıklar. İcraları soracağız onlara. Ne oluyor ya? Ayşegül Hanım'ın özellikle bu konuda olan. Şimdi yayından gelen sorulara bakıyorum. Tamam, bu arada hep oralara geliyor. O yüzden tamam. Sizin ben şimdi Aydın bu soru sonucu tabii, sonra memnun ederim. Yani şaka yap. Şunu söyleyeyim. Bir kere koalisyon protokolü ve koalisyon görüşmesi sonucunda ortaya çıkan ürün bir karşılıklı taahhüttür, sözdür. Yapılan görüşme sonucunda varılan bir uzlaşıdır. Dolayısıyla uzlaşılan şeylerin uygulanmasını bekleriz. Ha mesela belli bazı konularda gerçekten devletin işleyişiyle ilgili olarak sıkıntı yaratabilecek bir durum varsa oturup bakarız ona, değerlendiririz. Yani çünkü önemli olan nedir? Devlet mekanizmasının işlevsel bir biçimde çalışmaya devam etmesi, bu önemli bir şeydir. Ama bir başka önemli şey daha vardır. Nedir o? Halkın Partisi'nin geçen 14 ay içerisinde elde ettiği tecrübe bazen bazı bakanlıkların bazı başka bakanlıklara göre daha fazla kaynak alabileceği, bazı bakanlıkların da kaynak alamayabileceğini gördük ve yaşadık biz. Biz bu anlamda bir güven sorunu yaşadık. Onun için bu yeni koalisyon içerisinde bu açıdan riske etmek istemiyoruz. Yani kendi bakanlıklarımıza özel muamele falan istemiyoruz. Ama kabinedeki bakanlıklar arasında paranın tahsisi açısından ve icraatın yapılması, projelerin hayata geçmesi açısından adil bir dağılım olmasını, bu allocation of money denilen şeyde paranın tahsisi noktasında bizim de bir rolümüz olmasını, bizim de bir gözümüz olmasını istediğimiz için bir yapı şekillendirdik. Dolayısıyla eğer bunun hukuki anlamda yarattığı sıkıntılar varsa ya da işlevsellik anlamında gene bu güven meselesini güvence altına alacak daha farklı bir formül de oturulur konuşulur. Güzel, Ayşegül Hanım'a geçelim o zaman, çok bekletmeyelim mi? tabii bu programı duyan bütün vatandaşların ilk istedikleri vatandaşlıkları. Evet. İptal ettiler diyor. Bir kısmını geri aldılar. Daha alınmayanlar var mı? Alınacak mı? İki, ben mesela Rumları görüyorum. Nasıl kurtuldular ekonomileri? Beş sene önce battılar. Bankalar battı. Büyük zararlara uğradılar. Paralar tıraşlandı vatandaşların. Bundan çıkış yolu olarak en önemli gelir kaynaklarından biri de vatandaşlıklar oldu. Parayla pasaport verdiler ve veriyorlar da. Tabii onların pasaportları değerli çünkü Avrupa Birliği pasaportu bizim o kadar değerli değil. Ama ben inanıyorum ki bizde de parayla pasaport başlatsanız ilgi görecek. Böyle bir şey düşünüyor musunuz? Var mı? Bu beyaz kimlik geçecekti. 15 ay yetmedi. Bu hükümet ortaklarına herhangi bir engelle mi karşılaştığınızda bu gecikti? Nasıl oldu? Yani artık daha fazla çalıştaylar falan olmadan pratik bir şekilde ne zaman bu geçecek? Çünkü bir taraftan da adli suçlarda çok büyük patlamalar var ülkede. Sürekli artıyor sayı. Polisle yetersiz. Nasıl bir çözüm düşünüyorsunuz buna? Evet, önce şunu söylemek istiyorum. Vatandaşlık iptalleri yapılmıştı koalisyon hükümetinin ilk başlarında. Geri alanlar oldu dediniz. Geri alan olmadı. Sadece yurttaşlık iptalleri oldu. Yurttaşlık iptallerinin bir kısmı davaya gitti. Şu anda da davalar görüşülmeye devam ediyor. Herhangi bir tanesi sonuçlanmış değil.
Dolayısıyla onlarla ilgili bir geri alma veya başka bir mesele yok. Onlar aynı şekilde yargıda devam ediyorlar. Yurttaşlık meselesiyle ilgili biliyorsunuz koalisyon hükümetinin programında da nüfus politikasının belirlemesi noktasında ülkenin ihtiyaçlarına göre bir nüfus politikası olacağı, nicelik yönünden ülkenin ihtiyaçlarına yönelik, bu sadece yurttaş yapma noktasında değil ama bu ülkede yaşayan yabancıların statüsünü belirleme noktasında veya ihtiyacımız olan insan kaynağının niteliği noktasında bir takım doğru tespitler yapıp nüfus politikamızı ona göre şekillendirmemiz gerekiyor. Bunu da yazmıştık ve bu bağlamda da hem yurttaşlık yasasını hem de daimi ikamet izinleri yasa tasarısı dediğimiz, aslında beyaz kimlik, hepimizin halk arasında bildiği bu beyaz kimliği işlevsel hale getirmekten söz etmiştik. Aslında bu hep İçişleri Bakanlığı'nın görevi gibi bilinir ama esas da tüm bu nüfus politikalarının oluşturulmasında hem Çalışma Bakanlığı özellikle hem de Ekonomi Bakanlığı, diğer bakanlıklarla birlikte aslında hükümetlerin tümünün, tüm bakanlıkları da ilgilendiren, çünkü önemli bir konu. Bu anlamda tabii bu dörtlü koalisyon hükümeti döneminde tek yükün İçişleri Bakanlığı bünyesinde kaldığını söylemem yanlış olmaz. Ama o noktada biz Ekim ayında yanılmıyorsam hem yurttaşlık yasa tasarısını, yani bu az önce sizin bahsettiğiniz açılımları da içerecek, yatırımcılara önem veren veya yatırımcının tanımını doğru yapan, keyfiliğe, istismara engel olacak şekilde yatırımcının tanımını doğru yapan, ülkeye istihdam sağlayabilecek, ülkenin önünü açabilecek ve bu anlamda da yurttaşlığın verilebileceği dünyadaki bazı benzer ülke tabii ki ölçeklerinde olabilecek evrensel bir takım kurallar koyduğumuz bir yasa tasarısı hazırlamıştık ve yine tabii ki özellikle hep çok tartıştığımız Bakanlar Kurulu'nun iki dudağı arasında zorunluluk veya istisnai nitelikte dediğimiz vatandaşlığın hem siyaseten istismar edilmesinin önünü kapayacak hem de aslında o eşitlik dediğimiz şeyi de halk arasında bir iç huzuru sağlayacak bir mekanizma geliştirmiştik. Bu da yurttaşlık yasa tasarısına bunu da koyduk. Bununla birlikte şunun da önemli olduğunu çok iyi biliyoruz ki bu ülkede yaşayan ama yurttaş olmayan yabancı statüsündeki kişilerin, ister öğrenci olsun, ister buraya refakatçi olarak gelsin, oturma izniyle gelsin, çalışsın. Bu kişilerin de tabii ki buradaki hem ekonomik hem sosyal hem de ailevi ilişkilerini doğru bir şekilde sürdürebilmesi, eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerini alabilmesi, buradaki iş kurma ve ekonomik yaşam koşullarını da doğru bir şekilde sürdürmesi gerekiyor ki burada az önce bahsettiğim nüfus politikasının sadece yurttaşlık boyutu değil, esasında yabancı iş gücü ihtiyacımızın da doğru nitelikli olarak sağlanabilmesi açısındaydı ve dolayısıyla biz İçişleri Bakanlığı olarak Şubat'ta kurulan hükümette 6 ay içerisinde hem yurttaşlık yasa tasarısını hem de daimi ikamet izinleri yasa tasarısını hazırladık ve bu az önce saydığım kriterleri de beyaz kimliğe yükleyerek, beyaz kimliğin aslında sadece işte halk arasında bilinen çalışma izni çıkarmak için o bürokratik engellerden kurtarma değil, diğer birçok yanda kişilere bir takım haklar ve hizmetler alabilmelerini sağlayacakları bir mekanizma kurduk ve yanılmıyorsam ilk Ekim ayında Bakanlar Kurulu'na sunmuştuk bu iki yasa tasarısını hazırlayan uzman arkadaşlarla, hem muhaciret ve nüfus politikalarını bilen hem de hukukçu arkadaşlarla birlikte. Ekim ayından beri de geri dönüş bekliyoruz aslında. Ortaklardan alamadığımız cevap doğrultusunda da maalesef hükümet sona erdi ve o noktada biz elimizde iki yasa tasarısıyla. Facebook'u iyi kullanırsınız ama medyayı kullanamadınız bu durumda demek ki. Aslında, bunları sızdıracaktınız gazetecilere, biraz hızlandırsınlar bu işi. Aslında son katıldığım dört televizyon programında en sonunda basın odasında bu serzenişte bulunmuştum. Çünkü tabii ki İçişleri Bakanlığı olarak hükümet programında yazılmış kalemlerin yerine getirilmesinden sorumlu makamımız. Dolayısıyla da oradaki taahhütlerimizin yerine getirilmesi en fazla da bizi ilgilendirir kişi olarak da, bakanlık olarak da. O yüzden bu anlamda hem koalisyon ortaklarımızla zaman zaman fazlasıyla da mesai ettik. Bunu da artık bir şekilde tabii ki kendi aramızda çözemediğimiz zaman biraz bir kamuoyu oluşturmak maksadıyla da miktar... Bir neden daha çıktı şimdi, yani koalisyonu bozma nedenlerini. Bence bu da çok çok önemli bir konu bu. Yani hazırsa bir yasa tasarısı, Ekim'den beri
bu kadar ay geçti, niye bekletiliyor orada, niye bir görüş verilmiyor? Yani parti meclislerine gidileceği ve parti meclislerinde tartışıldıktan sonra üç partinin bize döneceği söylenmişti. Açıkçası evet, bu İçişleri Bakanlığı'nın taahhütleri açısından bir sıkıntıydı bu kadar gecikmesi. Bunu da öngörerek bu koalisyon protokolünde de, hükümet programımızda da aynı şekilde aynı taahhüt olarak yer alıyor ve şimdiki hükümet ortağımızla, özellikle geçmiş dönemde İçişleri Bakanlığı da yapmış arkadaşlarla bu taslağı ivedilikle paylaşıp da bir an evvel Bakanlar Kurulu'ndan komiteye aktarmak, yani genel kurula götürmek ve mecliste yazın en azından bunun görüşülmesini sağlama niyetindeyiz ki bir an evvel kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ne zamana biter? Yani öngörünüz şu bu yani ay? Yani bizim için bir, yani İçişleri Bakanlığı ay, olarak ve halkın yürürlüğe girmesi açısından söylüyorum. Yasa geçecek mecliste. Meclisten yasanın geçmesi gerekiyor. Bayram tatili sonrasında taslak, paylaşılan taslak hızlıca Ulusal Birlik Partisi tarafından da değerlendirilecek. Onlarla da antat kaldığımız noktada, ki zaten temel prensiplerde anlaştığımız aşikar ki bu hükümet programına yansıdı. Orada da çerçevesi doğru ve ciddi ve güzel bir şekilde de çiziliyor. Dolayısıyla bunun çok uzun süreceğini düşünmüyorum ben. Yani meclisin bu dönemine yetişir. Yetişir diye yetişir. Düşünüyorum ben, ama tabii meclisteki tartışmalar veya komitedeki geleceği aşama şu anda kestirmek mümkün değil, ama biz onu Bakanlar Kurulu'ndan geçirip gönderme niyetimiz. Bunun gecikmesi bir yığın sorunlara yol açtı tabii. Yani gene hakkı olan hakkını alamadı, gecikti diye. Çalışma izinleriyle ilgili işkenceler devam etti. Bir işçiyi gönderecek, siz Türkiye'ye gidecek, ön izin alacak, geri gelecek. Masraf, para, zaman kaybı, iş kaybı ve bir de bana göre para kaybı. Yani şimdi KKTC'nin nüfusa mı ihtiyacı var? Bazıları kızıyor, diyorlar ki niye, yeter artık, usandık, bıktık falan filan. Ama bu parasız bunca yıl verilirken bunu sineye çekenlerin şimdi paralı vatandaşlık, yani bir sınır koyabilirsiniz Rumlara. Avrupa Birliği diretti, şimdi 700-750 diye yılda bir sınır koydular. Ben inanıyorum ki KKTC tanınmıyor, pasaportu bir yerde geçerli değil, ama uygun bir miktar para konursa bu pasaportlar satılacak da, yani buraya yatırım için cezbedici de olacak. 700 tane, 1000 tane siz koyabilirsiniz yılda, hiç olmazsa para gelir. Tolga Bey de yol yapar o paralarla belki. Onu da bir şerta bağlayabilirsin. Aslında yurttaşlık talepleriyle ilgili baktığımız zaman taleplerin genelde zaten ekonomik temelli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki insanların yurttaşlık politikası dışında buradaki yaşayışları, iş gücüne ihtiyacımız var mı dediniz. Evet, iş gücüne ihtiyacımız var. Sadece yurttaş nüfusla dönebilecek bir ekonomik sektör veya işte sanayi sektörü veya aslında o anlamda bizim kalkınmamızı sağlayacak bir takım sektörlerde kendi iş gücümüzle, yani yurttaş nüfusla bunu döndürmemiz çok mümkün değil. Dolayısıyla yabancı iş gücüne ihtiyacımız var. Ama tabii ki hangi iş kollarında bu iş gücüne ihtiyacımız olduğu, nitelik iş gücünün nerelerden gelmesi gerektiği ve bunlarla ilgili ciddi sıkı kriterlere bağlama noktası. Tabii bir miktar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da konuları arasına giriyor. Bu aslında İçişleri Bakanlığı bünyesinde biz muhacirat işlemleri, ülkeye giriş çıkışlar ve sair noktasında daha çok ilgileniyoruz ve yurttaşlık olarak ilgileniyoruz, ama bu az önce saymış olduğumuz temeller tabii ki hem kendi kaynaklarımızın etkin kullanılmasına yönelik, hem kaynaklarımızı tespit etmek, kullanabileceğimiz kaynağın sınırını bilmek. Çünkü bugün burada yaşayan kişiler sadece yurttaşlar değil, yabancılar da burada yaşıyor. Günlük turist de burada var. Dolayısıyla tüm bunları saydığınızda ihtiyacınız olan altyapı günlük nüfusa göre farklıdır. İhtiyacınız olan hizmetler yurttaş veya yabancı olana göre farklıdır. İhtiyacınız olan belki siyasi iradeyi belirleyecek karar mekanizmalarında yurttaş nüfus farklıdır. Dolayısıyla tüm farklı farklı kategorilerde aslında bunların doğru değerlendirmesini yapmak gerekiyor. Nitekim bunu da bir miktar hazırlığını yaptık, ama şunu
şunu söylemek istiyorum. Hani ülke yurttaş yapıldığı için aslında bu nüfusta bir sıkıntı değil. Burada şu anda yaptığımız sistemde Çalışma Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı arasında bir yazılım kuruluyor. Ve bu kurulan yazılımda bugün yine bazı hususlar vardı. Şu iddialar var ya, hep bu ülkeye giren kişilerin, turist olarak gelen kişiler var. Turist olarak gelen kişilerin ülkeden çıkışı nasıl, çıkıp çıkmadığı kontrol ediliyor mu, nasıl bir sistemle kontrol edilmiyor? Bugüne kadar aslında dağınık bir sistem vardı ve muhaciret kapılarında hep şu vardı. Bir muhaciret memuru o kabine oturduğu zaman 5 farklı programa bakmak zorundaydı ve giriş çıkışlarla ilgili yazılımsal sıkıntılar vardı. Yani teknolojiyle oraya gelmemişti. Son biz Nisan başında yapmış olduğumuz Polis Genel Müdürlüğü ile ve muhaciretle toplantıda bu yazılımı geliştirecek sistemi oluşturduk. Şu anda o yazılımın bitme aşamasında sistem. Dolayısıyla biz artık ülkeye giriş çıkışlarda tek tuşla çok daha doğru, nerede olduğuyla ilgili, çıkıp çıkmadığıyla ilgili, cezaya düşüp düşmediğiyle ilgili sistem kendiliğinden otomatik olarak bu bilgileri verecek ve çok daha iyi kontrol sağlayabileceğiz. Şimdi siz bir süre önce Türkiye İçişleri Bakanı ile bir protokol imzaladınız. Evet. O yürürlüğe girdi mi? Burada dediğim gibi adli suçlarda çok büyük artışlar var. Hepimiz rahatsız oluyoruz bundan. Bu protokole göre buraya giren adam eğer Türkiye'de suç işleyip işlemediğini muhaciret memuru orada bakıp bilgisayarda görebilecekti. Evet. Bu uygulama yürürlüğe girdi mi? Çünkü bakıyorum ben şimdi mesela diyor işte Türkiye'de cinayetten aranan bilmem kim Kıbrıs'ta çıktı. Demek ki bu tam olarak daha bir iletişim başlamadığını gösteriyor. Nedir burada son durum? Sıkıntı nedir yani? Sıkıntı burada yok aslında. İki hafta önce Sayın Soylu ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile görüştüm. Kendileri Türkiye kanadından yazılım ve veri bankası noktasındaki tüm bilgileri sistemlerine girdiler. Biz de kendi sistemlerimize girdik. Kendi verilerimizi Polis Genel Müdürlüğü olarak şu anda tek kalan iki sistemin birbirini göreceği teknik altyapı da oluşturuldu. Arayüz yazılımıyla ilgili, iki hafta öncesinde arayüz yazılımıyla ilgili yazılım arada kalmıştı sadece. Tabii hükümetin bozulma aşamasında biz de çok fazla bu arayüzün ne olduğuyla ilgilenemedik ama bu yani bir aya kalmaz, bir aya kalmaz sonuçlanacak bir mevzu ve sistem yürürlüğe girecek. Sorabilirsin. Bu yurttaşlıkla ilgili şu an belki de en çok merak edilen konular bunlar da işte belli bir mühürden sonra alabiliyor. Şimdi yarın öbür gün bir ay sonra öngördüğümüz sistem devreye girdi. Bu arada bu yurttaşlık hakkı kazanmış olan ya da işte beklenen mührü doldurmuş olan kişiler çünkü ben okuduklarımda anlayabiliyorum. Yani biz aldık şimdi alamadık demek ki kalacağız beyaz kimliğe gibi bir panik olduğunu yani görebiliyorum. Kimsenin panik nasıl bir şey izlenecek kimsenin burada? Aslında şu anda tabii ki böyle bir yasa var dolayısıyla bir telaş içerisinde olalım, hakkımız elimizden alınacak gibi bir düşünce içerisine kimsenin girmesine bir kere gerek yok. Dolayısıyla o anlamda bir şey yapmak isteriz. Çünkü şöyle de bir şey yazıyor zaten. Mevcut kazanmış haklar korunarak ve bazı geçici maddeler koymuştuk biz yasa tasarısına. Tabii yasa tasarısı şu anda tüm maddeleriyle okunmuş vaziyette olmadığı için bilgi kirliliği de yaratılsın istemem ama bir kere mevcut haklarına sahip kişiler, tabii ki yasa yürürlüğe girdiği tarihten mevcut haklara sahip kişilerin hakları korunarak devam edecek tabii. Bir de hep şunu söylemiştik ve söylemeye devam ediyoruz, bunu da atlamak istemiyorum. Özellikle bu ülkede doğup büyüyen ve bu ülkenin kültürüyle büyümüş, bu ülkenin kimliğine sahip çıkmış ve bu ülkeyle aidiyet bağı kurmuş olan çocuklarımızın ve gençlerimizin de yine bu yasa tasarısında yurttaş olabilme hakkı veriliyor. Dolayısıyla bunu da atlamayalım aslında. Yasa tasarısı böyle bir yasa tasarısı. Ama aslında kişiler kendilerini de mağdur hissedecekleri bir sistem oluşmayacak. Çünkü beyaz kimlik gerçekten yasa yürürlüğe girdikten sonra bu hakkı elde edecek olan kişiler için çok geniş haklara sahip olduracak kişileri. İyi olur, çünkü ben mesela bugün bir doktor arkadaşım aradı beni. Kızı İsviçre'de yaşıyor. Anne Kıbrıslı. Baba sonradan KKTC vatandaşı, evlendi, çocuklar oldu. İsviçre'de yaşayan bir insanın KKTC pasaportuna ihtiyacı yok, orada vatandaşlığı. Ama tabii bir onur meselesidir bu. Annem Kıbrıslı, babam Kıbrıslı, herkes burada, ben niye alamadım diye. Yıllardır sürüncemede kaldı bu gibi konular.
İnşallah çözüme kavuşur. Tolga Bey'e geçelim. Bir notu ileteyim. Hı? Sonra geçelim Tolga Bey'e. Çünkü Sayın Erkuç Ali eski bakanımız yurttaşlık yasası konusunda izaha muhtaç diyor. Çünkü Ekim'de Bakanlar Kurulu'na gelen taslağın nitelikli bir bilgi notuydu diyor gelen taslak. Evet. Nisan başı gelen yasa tasarısına en son biz 20 gün içerisinde okey vermiştik. Tasarı Bakanlar Kurulu'na bilgi amaçlı Tufan Bey'in ısrar talebiyle yetiştirildi. Bakanlar Kurulu ya da hükümet ortakları kaynaklı bir gecikme yoktur diye bir not düşmüş. Buyurun. Yani Sayın Şahali'ye çok teşekkür ediyorum. Ama yani buradan tabii polemik yaratmak çok doğru değil belki ama şunu söylemek istiyorum. Ekim ayında iki müşavir ve bir hukukçuyla yasa tasarısını kendilerine vermek, yani hard copy'lerini kendi ellerine 10 bakan arkadaşımızın eline vermek suretiyle bu yasa tasarısını hem sözlü olarak, hatta iki bakan Sayın Özersay da ve Sayın Denktaş da katılamamıştı o Bakanlar Kurulu toplantısına ve ayrıca bu müşavir ve hukukçu arkadaşlar hem Sayın Denktaş'a hem de Sayın Özersay'a o Bakanlar Kurulu toplantısından sonra gidip o yasa tasarısıyla birlikte bunları sunmuşlardı. Ve nitekim bu hükümet, yani koalisyon hükümeti bozulmadan önceki demeçlerime de bakılırsa aynı söylemlerde bulunduğumu, en sonda hatta basın odasında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndaki programda da aynı söylemde bulunduğumu, dolayısıyla o günlerde de ertesinde de bu anlamda da bir tekzip kendilerinden gelmediğini söylemem mümkün. Sayın Başbakanımızın da bu konuda özel bir talebi olmadı hiçbir zaman. Şunu söyleyebilirim ki bu konuda özel talebi olan da her zaman bu konuyla sorumlu olan ben oldum. Evet. Yani genel anlamda koalisyon ortaklarından kaynaklanmıyordu cümlesi takılırım. Çünkü TDP ve DP kanalından biz hiç, o anlamda hiçbir feedback almadık. Nasıl? Yani dört koalisyon ortağı dördü de tamam demedikçe nasıl ileriye götürecektik öyle bir yasa tasarısı? Söz konusu değil. Son eşikte Tufan Bey bizim açımızdan tamamdır dedi. İki gün öncesinde. Basın odası programının ertesi günüydü evet, sanırım. Ama mesela diğer ortaklardan bu kadar ay boyunca hiçbir feedback alamadık yani biz. İlginç. Tolga Bey'e geçelim. Hoş geldiniz. Ben bir defa çok şikayetçiyim. Son 2 yılda 3 tane tekerlek patlattım köylere giderken. Lastikler parçalandı. Onun için faturaları biriktirdim çekmecede, göndereceğim size. Siz de kimden alacaksanız alın. Yollar çok kötü. Tabii siz de genelde koalisyon atmosferi bozulmasın diye herhalde fazla dert yanmadınız. Çıkıp bunu istedim, bu projeyi sundum, para alamıyorum demediniz. Yani doğru. Ama maaşlar güzel gününde ödendi diye güzel takdimler yapıldı. Ben ödenmesin demiyorum, ödensin tabii. 13. maaşlar 20 gün önce ödendi. Bu da güzel bir şekilde takdim edildi. Ama yollar böyle kaldı. Hele bu Ciklos. O yolu neden başlattınız? Çok merak ederim hala da. Yani çok kötü değildi. Başladı 15 ay 16 ay. 2 gündür de çok mutluyum. Geçerken görüyorum orada. Tüfekçi grubun elemanlarını gece gündüz de çalışırlar. Galiba dün akşam giderken de gördüm. Geç vakit. Hala çalışırlardı. Ona göre yapıldı. İnşallah, inşallah diyorum artık çünkü Ramazan ayı da mübarek. İnşallah maşallah çok kullanırız bu aylarda. Biter diyorum. Nedir bu olanlar? Neden bu yollar böyle oldu? Neden onarılmadı? Mesela 1 kilometrelik yol diyor köyde geçen gün adam bize. Çukurlardan dolayı 18 kilometre dolaşırız diyor. Başka yerden gitmeye. Onun için biraz bu konularda bizi aydınlatırsanız vatandaşlarımıza. Evet, tabii öncelikle şu ayrımı net bir şekilde yapmak gerekiyor. Ülkedeki bütün karayolları, Karayolları Dairesi'nin, dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluk alanında değil. Genelde özellikle sizin de dile getirdiğiniz gibi sosyal medya ortamını biz biraz farklı kullanıyoruz. Yani bilgi paylaşımından veya o bilgiyi yetkili yerlere ulaştırmaktan ziyade öyle bir nevi şikayet arenası haline getiriyoruz. İşte bir şahıs evinin önündeki çukuru çekiyor ve beni taklıyor ve o yolun neden yapılmadığını bana soruyor. Halbuki orası belediye sorumluluğunda olan bir bölüm. Dolayısıyla
ülke genelindeki bütün karayolları Karayolları Dairesi'nin sorumluluğunda değil. Bunu aslında net bir şekilde koymak lazım ortaya. Tabii ki şu bir gerçek, maalesef sadece karayolları bağlamında değil, aslında ülkenin bütün sorunları kapsamında şunu söylemek sanırım son derece gerçekçi olur. Hep günlük yaşadık maalesef. Örneğin sizin sıklıkla dile getirdiğiniz sınır kapılarında yaşanan sorun da budur. Evet, Mete Hanım. O günlük bir şey yaptık, bir gelişme, genişleme, 10 yıl sonrasını düşünmedik. Karayollarında da bu şekilde. Yaptık projeleri, Türkiye'den para geldi, ihaleye çıktık. Hep dile getiririm arkadaşlarıma da. Geçmiş dönemlerdeki Ulaştırma Bakanlarının yerinde olmayı çok isterdim. Çünkü o gelen kaynak miktarlarını, o gelen proje miktarlarını gördüğümde gerçekten son derece üzülüyorum. 600 milyon da gitti geri, kullanılmadı. Tabii. Birine Alsancak yolu. Ama bu şekilde yapmaya ve bırakmaya odaklanmış bir sistem içerisinde, ki özellikle karayollarında bakım ve idame yapma kadar önemlidir, buna yönelik bir daire şekillendirmesi de yapmayınca böyle bir durumla karşı karşıya geldik. Çıkmazla karşı karşıya. Bugün itibariyle Karayolları Dairesi'nin maalesef geçmişte var olan asfalt planı şu anda kendinde değil, geçmişte var olan altyapı tesisleri şu an kendinde değil ve yeri geldiğinde bir kamyon asfalt için o gün asfalt üretimi bekleme ve veya asfalt alacak herhangi bir müteahhidin peşine takılma gibi bir durumu var. Böyle olunca da o yeri gelip de bir kilometrelik yoldaki bakımı yapamaz duruma geliyorsunuz. Tabii buna ek olarak da geride bıraktığımız süreç içerisinde, ki meteorolojik veriler 118 yılın en yağışlı dönemi ni geride bıraktığımızı biliyorsunuz sıklıkla dile getirdiler. Mevcut bu bakım meydame noktasında sıkıntı yaşadığımız yollar bir de o yağışı yediğinde ve yine bildiğimiz sorunlardan dolayı müdahale edemediğimizde mevcut yol altyapımız gerçekten son derece sıkıntılı bir noktaya geldi. Ancak geride bıraktığımız dönem içerisinde bu sorunların giderilmesine yönelik her türlü çalışma, plan, proje bakanlığımız tarafından yapılmış ve müteaddit defalar Bakanlar Kurulu'na bunun sunumu yapılmıştır. Yani çok net bir şekilde şunu dile getirebiliriz. Karayolları yetki sahası içerisinde hangi yolda kaç tane çukur var? Hangi yolda nasıl bir yatırım yapılması lazım? Keşif raporlarıyla, projeleriyle beraber bakanlıkta benim masamın yanında bir toplantı masası var. Onun üzerindeki 8 klasörde bulunmaktadır. Kaç parası? Ne kadardır? Kaç parası? İlk etapta 55 milyon lira ihtiyacımız var. Bunlar tümünü? İlk etapta hocam, özellikle yağışlardan kaynaklanan sıkıntıları çözmek için. Sonrasında da bir 120 milyonluk kaynağa daha ihtiyacımız var. Yani toplamda 170-175 milyon liralık bir kaynağa ihtiyacımız var. Bu giden parayı bu bize geri verir. Bu çok absürt Türkiye. Bir para mı? 2018 seyri sefer gelirlerimiz 120 milyondur. Yani kaba taslak bir yıllık seyri sefer gelirimizle aslında 20-25 yıl hiçbir sıkıntı çıkarmayacak şekilde yollarımızı yapmaya muktediriz ekonomik anlamda. Fakat işte biliyorsunuz o para bize gelmiyor. O para maliyeye gidiyor. İşte maaş ödemelerine gidiyor ki vatandaş da çok haklı olarak burada bir isyan dile getiriyor. Ben seyri seferimi ödüyorum. Ben seyri seferimi ödersem bu yolda çizgi olacak bir arkadaş. Bu yol standartlara uygun olacak bir arkadaş. Ben o çukura düşmeyeceğim bir arkadaş diyor. Ve bu konuda da haklı. Ancak bu kaynağın alokasyonu noktasında ve diğer kaynaklara ulaşma noktasında ciddi bir sıkıntı yaşadık. Özellikle geride bıraktığımız yıl içerisinde bizim 18 tane ihalemiz askıda kaldı. Özellikle dövizde yaşanan problemlerden ve kaynağa ulaşamama noktasında ve kaynak yaratıp da buralara lokasyonu başaramama noktasında maalesef bugün Mesarya bölgesinde işte gene yaz dönemi geldi. Dipkarpaz Manastır, ki en çok turist destinasyonu olan noktadır Karpaz bölgesi, böyle otobüslerin yalpalayarak gittiğini görürsünüz o yolda çukurlara düşmemek için ve diğer bölgedeki yolların yapılamaması noktasında maalesef biraz elimiz kolumuz bağlı kaldı. Ben bir soru sorayım size. Tabii ki.
Bakanlar Kurulu'na geldiğinde Çalışma Bakanı getirdi bir öneri, hani sendikalaşsın diye, hı hı, özel sektörde, o da bir kısmı yani 3000 kişi galiba toplanmada da, halbuki 88-90 bin sigortalı çalışan var. Da bu 200 milyon var benim elimde, ben para yiyeceğim arkadaş dedi de, ileride bana yarasın. Sizin orada bir söz hakkınız yok mu diyeseniz, bu yasayı değiştirdim çünkü yasa öyleymiş da böyleymiş, yasayı yapan da meşhis, bozan da meşhis. Yani bunu bozalım mı arkadaş da, insanlar ölüyor yollarda, bu parayı yollara kullanalım gibi bir girişiminiz, bir tepkiniz oldu mu orada? Olmadı yani mı? Arkadaşlarım hatırlayacak, yaklaşık 6 ay 7 ay kadar önce bu konuda ciddi bir serzenişim oldu. İlk serzeniş aslında. Genel anlamda bakanlıkların altında bulunan çeşitli fonların elzem durum, ki bu da bir elzem durum, özellikle trafik güvenliği noktasında, yol güvenliği noktasında insan hayatını tehlikeye sokabilecek aksaklıkları giderme noktasında ciddi ve hayati elzem durum. Elzem durum noktalarında bu fonları bir çatı altında toplayabilir miyiz? Bu yönde yeni bir kaynak oluşumuna gidebilir miyiz? Mevcut kaynaklarımızı, sonuçta belli bir yapımız var. Türkiye'den de belli bir kaynak gelmiyor. Bir öncelik sıralaması yapma noktasında bir adım atabilir miyiz? Yaklaşık 6-7 ay kadar önce, hatta Bakanlar Kurulu'nda ilk tartışmaya açan bakanlardan biriyim. Geride bıraktığımız süreç içerisinde biraz böyle söylemden eyleme dönememenin sıkıntısını yaşadık. Örneğin bahsettiğiniz kaynak tabii ki ilgili bakan da eminim bu yönde elinde bir imkan olsa o imkanı kullandırır. Ancak yasalarla korunan, nerelere harcanacağı yasalarla belirlenmiş. Bu yönde daha çok böyle biraz söylemde kaldığımız, eyleme geçemediğimiz bir dönem oldu açıkçası. Herkes kendini düşündü yani, bana göre. Her bakan ben ne yaparsam benim paramdır, ben yapayım. O yapının içinde dediğim gibi bir öncelik birlikteliği veya bir öncelik sıralaması yapmada biraz geç kaldık. Ciklos'la ilgili sorunuzu da aslında es geçmeyelim. Hükümete ilk geldiğimiz dönemde önümüzde bulduğumuz bir projeydi. Bir önceki hükümet döneminde yapılmış bir genel bakım anlaşmasının Girne-Lefkoşa yolunun Girne girişindeki katlı kavşaktan başlayıp Gönyeli Çemberi'ne kadar oluşacak toplam 6 etapta yapılan bir çalışmaydı. Tabii bu çalışmayla ilgili uzun bir süre öngörüldüğünden bu çalışmayı yapacak olan şirket de altyapısını, personelini, araç parkını ve malzeme gibi benzeri şeyleri bu çerçevede alıp getirdi. Bizim müdahil olmamız, işte ek kamyon, ek çalışan talep etmemiz, biraz özellikle bu Türkiye'deki Haziran ayında yaşanan seçim ve sonrasındaki yönetim değişikliğinden dolayı da biraz sekteye uğradı. Çünkü biliyorsunuz eskiden Kıbrıs işlerinden sorumlu bir başbakan yardımcılığı, evet, vardı. 24 Haziran seçimleri sonrası bu yapı ortadan kalktı. O koordinasyon koptu. O koordinasyonun tekrar sağlanmasına kadar geçen süre içerisinde de arda arda yaşanılan çeşitli problemler oldu. Ama şu anda bağlanmış olan ihalede, yapılan sözleşmede bir zaman tahdidi var. Ve bu zaman tahdidi çerçevesinde oranın yüklenicisi olan firma personelini ve malzemesini ona göre aloke etti. Gecede çalışıyor. Hafta sonu da çalışacak ve bir öncekinden çok çok daha kısa bir süreç içerisinde o bölgedeki aksaklık da giderilmiş olacak. Yani bir olacak. Ay falan biter mi bu iş? Tam bir tarih vermeyelim. Ama aniden bir yağmur ya başka bir şey ortaya çıkar, biliyorsunuz Ağustos ayının, evet, içerisinde sellere yol açan iki yağış yaşadık. Ciklos'un birinci etabı bitmeden önce Kayıp Şahıslar Komitesi'nin bir ihbar üzerine yapmış olduğu bir kazı bizi 3-4 hafta geriye attı. Onun için tarih vermemekte bence fayda var diye düşünüyorum. İstifa sundunuz mu Bakanlar Kurulu'na? Bu yönde evet, Bakanlar Kurulu'nda bir tasarrufum oldu. Yani bu şartlar altında bakanlık yapamayacağımı dile getirdim. Çünkü şunu her zaman söyledik. Sadece ben değil, aslında Halkın Partisi vekilleri ve bakanları olarak icraat yapamayacağımız bir noktada, aman sırf o koltuklarda oturalım, aman sırf o makamları işgal edelim
şeklinde bir beklentimiz, bir yaklaşımımız hiçbir zaman olmadı. En son artık bıçağın kemiğe dayandığı noktada bir metrelik dahi otokorkuluğu yapacak bütçeye sahip olmayan, düz bir tamiratı bile yapabilecek bir bütçeye sahip olmayan ama bundan dolayı da bütün eleştirileri tek başına göğüslemeye maalesef çalışan bir bakanlık olarak bu şartlar altında bu bakanlık görevine devam edemeyeceğimi dile getirdim. Bunun üzerine yine bir merak kaynak etme, yaratma hemen, tabii yönünde olur. Bir hamle oldu ancak bir şeye varamadı. Ortaklarımızın gazetesi olarak gördüğümüz ya da bizim öyle gördüğümüz sonra bize öyle olmadığını söyledi de gazetelerde habire Ulaştırma Bakanı bunun üzerinden dövüldü. Tabii, tabii. Yani bu da bizde bir rahatsızlık yarattı. Birkaç kez Tolga Bey bunu dile getirdi. Bunlar da bazı rahatsızlık hususları. Şimdi iki tane çok kısa soru var. Ben şahsen kendimle çok merak ederim. Bir, mesela bu yolları denetleyen ekip var mı? Yani şimdi yapılacak mesela, bitecek sonra yapılan biten yollar 3 ay sonra 5 ay sonra memleketin değişik bölgelerinde böyle bir ekip var mı? Gidip görüp keşif yapacak. İki, bir de elektrik direkleri var bazı yollarda, ana yollarda. Biri gidip vuruyor, kırıyor, devriliyor, kalıyor yolun üstünde. O sizin sorumluluğunuz mu? Elektrik kurumunun mu? Bugün birkaç yerde gördüm. Yani mesela Alsancak yolunda da var. Kopmuş direk, bantladılar biraz. Bant tabii sıcaktır. Şimdi eriyecek. Gidip biri değerse oraya ölecek falan filan. İki, Rum tarafına çok dikkat ettim. Geçen gün baktım bu elektrik direklerinin altındaki beton koruyucu zemin sağlamlığı açısından bizdekilerin en az iki katı, üç de olabilir ama hadi abartı olmasın, göz kararıyla söylüyorum. Üç kat daha geniş veya iki kat daha geniş. Bizde küçücük böyle neredeyse direğin genişliği kadar bir şey. Ben özellikle kış geceleri Girne'ye giderken yolda derim aman Allah'ım inşallah başıma düşmez derim. Ta Girne'yi geçerim dönerim Alsancak'a, bu da aynı direkler orada da var. Aman Allah'ım geçeyim bunlarda derim. Nasıl bir yaşam bu? Bu istasyon ne kadar dayanacak bu? Evet, son derece karmaşık bir yapı var orada aslında. Hatırlarsanız bu bir tarihte sokak aydınlatmaların paralarını belediye topladıydı, elektrik kurumuna verdiydi, vermediydi. Orada bir açık vardı. Söylemlerinden sonra bir üst akıl ana arterlerdeki aydınlatmaların sorumluluğunu Kıptek'ten almış, Karayolları Dairesi'ne vermiş. Ama verirken bakmamış Karayolları Dairesi buna bakabilir mi? Şu anda Karayolları Dairesi'nin bu direklere müdahale edebilecek tek bir teknik personeli yok. Bir tane de asansörlü aracı var. O kadar. Düşünün, Lefkoşa'da mukim bir asansörlü araçla ülkenin dört bir tarafına olmayan elektrik teknisyeniyle hizmet vereceksiniz. O kadar. Geçen 15 ay içerisinde bu direklerin ve bu sistemlerin Kıptek'e devredilmesi yönünde çok ciddi bir mesai harcadık. Son aşamada belli bir noktaya geldik. Hükümetin ömrü vefa etmedi. Umuyorum ki şimdiki ilgili bakanla bu yönde bir çalışma ortaya koyabileceğiz. Tabii şu da bir gerçek. Aynı biraz önce verdiğim örnekteki gibi yapmaya yapıyoruz. Sonrasını planlamıyoruz. Bakım ve idamesini planlamıyoruz. Zannediyoruz ki o direkler hep orada olacak. O ışık da hep yanacak. Böyle olunca da vatandaşta ister istemez bir beklenti oluşturuyoruz. İşte aydınlıkta gidelim. Aydınlıkta gidelim, çok güzel. Hepimiz isteriz. Gündüz gibi şavkarsın her taraf. Gece de böyle rahat rahat gidelim. Karayolları yönetmelikleri Avrupa Birliği'nde de, Türkiye Cumhuriyeti'nde de, keza Amerika'da da, keza bizim ülkemizde de şehir girişleri ve önemli kavşaklar haricindeki noktaların aydınlatılma zorunluluğunu içermez. Bu çok ciddi bir müsrifliktir aslında. Vakti zamanında yapılan. Ona göre de düzenlemeleri vardır. Ona göre de düzenlemeler vardır. İhtiyaç duymaz zaten. Nasıl ona göre düzenlemeler vardır? Örneğin bizim 6 ay kadar önce bütün keşfini ve projesini yapıp Bakanlar Kurulu'na sunduğumuz gibi cam küre içerikli termoplastik boyayla çizersiniz yolları. Görünür. Sağ sol reflektörleri gayet güzel yaparsınız. Giderken o yolun içerisinde hiçbir aydınlatmaya ihtiyaç olmadan yolun çizgisi de size farın verdiği o yansımayla gayet güzel yolunuzu bulursunuz. Reflektörler de o gerekli güvenlik şeylerini sağlar. Biz buna dönüş noktasında çok ciddi bir çalışma harcadık aslında. Yani hem bakamıyoruz, idame edemiyoruz, gerekirse bunları sökelim ama yerine bu güvenlik ögelerini koyalım. Hem de aynı
Reşat Bey'in dile getirdiği gibi bunların özellikle güvenlik anlamında o baba dediğimiz elektrik direklerinin altındaki papuçları daha güvenlikli bir hale getirelim. Ve yine artık dünyada hiçbir örneği kalmayan bu orta refüj bordürlerini sökelim. Ya bunlara bir V şeklinde kanal yapalım ki yağmur suyunu alsın dağıtsın. Ya da aynı çok uzağa gitmeye gerek yok güneydeki gibi bir tevi bir asfalt, ortada aydınlatma ve iki tarafta otokorkuluk şeklinde bir çalışma yapalım. Bunların da hepsinin keşifleri ve projeleri hazırdır. Para gelecek mi şimdi bunlar? Yeni koalisyon protokolünde bunlar herhalde konuşul. Para var mı şimdi? Evet, bu yönde bir özellikle ekonomik protokolün hızlandırılması yönünde bir çalışma var. Bu ekonomik protokolün hızlandırılmasıyla beraber bazı dilimlerin açılacağı yönünde bir bilgi var ki zaten geride bıraktığımız dönem içerisinde de belli bir seviyeye gelmişti ekonomik protokol. Açılacak olan dilimlerin süratle bu yollara harcanması noktasında şahsen ben oldukça ısrarcı olacağım. Yeni bu dönemde. Ersin Bey'e ben tavsiye ettim. Şimdi dedim ki güven oyu aldıktan sonra bu resmi hizmet araçlarını başlayın satmaya dedim. Yani orman dairesindekini al demiyorum. Ama itfaiyenin de alma. Ama bir yığın dairede bütçe dairesidir, bilmem ne dairesidir. 15, 20, 30, 40, 50 tane araba. Koyun satılık açık artırmayla. Türkiye'ye rica edin. Aç bize gümrüğü gönderelim buradan satalım, para alalım. O paraları yollarda kullanalım. Yani çözüm vardır. Kurtat Bey'e geçelim. Çok sıcak bir gelişme oldu. Dün Sayın Akar, Avrupa... Kurtat Bey'e geçmeden Sayın Bakan'a her hafta konuştuğumuz şey sınır kapısında herhangi bir tedbir. Soracağım bak yazdım buraya. Var mı yok mu? İyi de sorup öyle geçelim. Tamam. Ondan önce bu resmi hizmet araçlarıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Şöyle son noktaya getirdiğimiz bir çalışma var. Bütün devletteki resmi hizmet araçlarının tek merkezden kontrolü bu araç takip cihazlarıyla tek merkezden kontrolü noktasında son aşamaya gelmiş bir çalışmamız var. Hükümetin güven oyu almasından sonra bununla ilgili ihale çalışmasını da başlatacağız. Tek bir merkezde saat kaçla kaç arasında nereye gitti, kim kullandı, hızı neydi, bir yere park ettiyse kaç saat kaldı, işini mi yapar, yapmaz mı? Böylelikle tam bir verimlilik ve sizin de üstüne parmak bastığınız gibi gereksiz resmi hizmet araçlarının da ihtiyacı olan noktalara kaydırılması veya hiç ihtiyaç yoksa da elden çıkarılması de bir şeyimiz var. Projemiz var. Hiç gerek yok çünkü Rumlarda hiç yok benim evet. Bildiğim. Sınır kapılarıyla ilgili Metehan, biz artık yorulduk yazmadan. Hepsi. Sadece Metehan değil. Yoruldum ben. Hepsi. Her pazar giderim bu sesi görürüm. Arkadaşları ararım derim son dakika koyun. Metehan da yine izdiham. Evet. Polisler de orada bizim televizyonu izlerler. Görünce şeyi uyarıyı aman aman derler. Geçenler yemeği bırakır kabine. Adamlar geçerler. Evet. Üçüncü kapıyı açarlar. Şey son dakikayı kaldırınca gene eski şekline döner. Aslında üçüncü şeridi Kudret Bey de Dışişleri Bakanı sıfatıyla sağ olsun çok yardımcı oldu. Hiç abartmayacağım ama üç günde açtık. Üç günde. Ama bizim üç günde açtığımız o üçüncü şeridi yani üç kere dolduramadık diyebilirim. Tabii en büyük sıkıntı personel. Personelin alokasyonu noktasında problem yaşıyoruz ama bütün sınır kapılarımızla ilgili, Lokmacı kapısıyla ilgili, diğerleriyle ilgili de fiziki problemlerimiz var. Metehan ilk başta planlandığında ben Planlama İnşaat Dairesi'nin geçmiş dönemlerdeki projelerini buldurdum. Son derece işlevsel. Bu birçok ülkede gördüğümüz sınır geçişleri gibi yatay 5-6 şeritten oluşan şu andaki otopark olarak bile kullanılmayan bölümün dahil edildiği bir yapı projelendirilmiş. Ama o dönemdeki yönetenler ya ne gerek var işte bir gidiş bir geliş yapın burası da otopark olsun şeklinde bir müdahaleyle ileriyi de öngörmemişlerdir büyük ihtimal. Keza aynısı Lokmacı'da da mevcut kabinler. Bir milim sağa, bir milim sola kaydıramıyorsunuz. Beyermudun da aynı şekilde. Bir milim sağa, bir milim sola kaydıramıyorsunuz. Bütün bunlarla ilgili ne yapılacağına, ne yapılabileceğine yönelik Planlama İnşaat Dairesi'nin mühendisleri bir çalışma yaptı. Biraz meşakkatli bir işlemle özellikle metanı biraz daha rahatlatmak mümkün.
Bunu İçişleri Bakanlığı'yla da görüştük. Yakın zamanda tekrardan güven ayı sonrası. Mesela Rumlar'da sigorta ayrı yerdedir. Adam polisten geçer rahat, ondan sonra sigorta gider çıkarır. Yani sigortayı başka yere alabilirsin. Bir de ben özellikle hem sizden hem Kudret Bey'den de rica ederim. Siz de aynı zamanda yani muhaceret polis nedeniyle bir oraya bir gidiniz. Yarın bakın ben dönerken Rum tarafından bakarım. Polis duyuru diye bir tabela var. Hiç okunmaz. Silindi yani yazılar üstüne. Ne durur orada? Nedir o uyarı? Yok, okunmuyor. Bitti. Güneşten falan soldu gitti. Yanında başka bir tabela var. Hiç okunmuyor. Bir kabin var, birinci kabin. Turizm ofisler. Hiçbir şey yok. Kağıtlar üstünde solmuş, bitmiş, erimiş idi. Birkaç daha konuştuk, söyledik, yazdık falan. Söktüler galiba şimdi kağıtları. Ama boş duruyor orada kabinde. Yani bu şimdi aman Rumlara hizmet edelim meselesi değil. Yani yabancılar da geliyor ve bir de gerçekten güzel para akmaya başladı buraya. Yani bunu, bu krizi biz kendi lehimize çevirme fırsatımız varken niye beceremiyoruz? Yani çok basit bir şey. Bir kabin daha, 5-10 tane polis daha, muhaceret memuru daha, biraz da birkaç güzel şey. O turizm ofisine birini koymayacaklarsa, yani bir görev yapmayacaksa ki Rumlarda yoktu. O kabin kalksın oradan. Ayrı bir yer tasarlandı ona yeni kalksın, projede. Kalksın, temizlensin falan filan. Neyse çok birkaç soru var ama şeye bıraktım sonra. Buyurun. Bununla ilgili şunu söyleyebiliriz aslında. O sigorta ofisinin orada olmasıyla ilgili Sigortacılar Birliği ile de görüşüldü. O oranın oradan alınıp yeni yapılacak proje içerisinde sınırdan geçtikten sonra muhaceret işlemleri yapıldıktan sonra aktarılması. Gerçekten Sayın Ulaştırma Bakanımız ve Sayın Dışişleri Bakanımız hakikaten o üçüncü şeridin açılması noktasında çok ciddi bir irade koydular. Ama şöyle bir sıkıntı gelişti. Bu sene polis genel müdürlüğüne bağlı biliyorsunuz sivil hizmet görevlileri. 20 sivil hizmet görevlisi alındı ve bu 20 sivil hizmet görevlisi tabii Derinya ve Aplıç kapıları açılmadan önce de bu alım yapılacaktı, bu istihdam yapılacaktı. Aynı anda 27 sivil hizmet görevlisi başka kamu hizmeti komisyonu sınavlarına girerek aktarıldı. Dolayısıyla tekrardan istihdam yapılması ve tekrardan münhal açılması, tekrardan yetki istenmesi noktaları söz konusu oldu. Polis Genel Müdürlüğü ile Muhaceret Dairesi ile görüşüp özellikle sınır kapılarındaki sıkıntılı geçiş noktalarında, çünkü günde 11 bin civarında geçiş oluyor bu kapılar, işlem daha doğrusu oluyor. Bu işlemlerin hakikaten insanüstü bir eforla sağlıyor oradaki memur arkadaşlar ve ciddi anlamda ek mesai sıkıntıları da var. Bunu hep dile getirmiştik. Ek mesaileri konusunda çünkü hep personel sıkıntısı yaşıyorlardı. Dolayısıyla istihdam da yapılması gerekiyor ki Planlama ve İnşaat Dairesi yapacağı projede oranın genişleme alanını sağlayacak Lokmacı'da. Çünkü turist kafileleri de geliyor ve hakikaten hem ülkenin tanıtımına hem de ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor. Dolayısıyla bu yeni yarım kalan bir meseledir zaten. Bu şu anda da Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelecek ve ivedilikle de bu sorunlar çözülecek ama istihdam yapmamız da gerekiyor, o şart. Ben tabii örgütlerimizde açısından da üzüntü duyuyorum. Ne ticaret odası gılını oynattı bu konuda, ne esnaf sanatkarlar. O kapıların açılması için esnaf sanatkarlar ne mücadeleler verdi. Açıldı kapı, yürümüyor. Biraz siz de polis alınmıyor. Gidin siz de Maliye Bakanı'na deyin. Ne vermiyorsun para da alsınlar. Mesela oraya veriyorsun, buraya veriyorsun. Bir gecede geç vakitlerde dışarılarda karar alınıyor. Facebook'ta paylaşılıyor. Veriyoruz diyor. Veriyor da gerçekten. Verdi de. Çok paralar da gitti. Gitmeye de devam. Bu turizm fonundaki paralardan bir miktar verilebilir falan. Bunlar kaldı. Ben yani bir vatandaş olarak bunları bundan sonra da takip edeceğimizi sizlere de söylemek isterim. Çok önemlidir. Çünkü ülkemizi seviyoruz ve bir fırsat doğduğunda ne kadar giderse bu fırsat yaralanmamız gerektiği inancındayım. Muhaceret memurlarının özellikle metanından ben haftada bir gün en azından giderim. Görürüm. Çok gayretli olduklarını görüyorum. Çalışkan olduklarını görüyorum. Ama mesela emekli bir yılın erken emekli çıkan muhaceret memurları var. Bir yasa değişikliği falan, bu adamları az bir parayla beni birkaç kişi aradı. Ya bıraksın, ha para da istemem dedi. Gideyim yardım edeyim. Gidebilir mi birisi? Ben muhaceret memur emekli tabii, olsam gidebilir mi? Yok tabii ki kamu devletin bir şey yasal önlemi alınamaz mı? Onun çabucak bir karar çıksın, bir bakanlar kurulu kararı. Yok, gönüllülük yani muhaceret veya sınır kapılarının güvenliği ve geçişlerin selameti açısından gönüllülük esasında çalışma doğru bir yaklaşım değil. Ama dediğinizin şuna katılırım.
Polis Genel Müdürlüğü nezdinde hem polis istihdamı ile ilgili, çünkü polis sayısı da ciddi anlamda az, hem de sivil hizmet görevlisi istihdamı ile ilgili daha fazla münhal açmamız gerekiyor. Son dönemde koalisyon, yani bir önceki hükümetle görüşmelerimizde şu da vardı aslında, özellikle Polis Genel Müdürlüğü ve polis yasası ve sivil hizmet görevlilerine ilişkin yasada ufak tefek değişiklikler yaparak aslında bu mesleği seçmiş kişilerin yatay geçiş yapmaları noktasında da ki bu kolaylığın da önüne geçme noktasında bir yasa tasarısı çalışmamız da vardı. Biz Halkın Partisi olarak bunu zaten öngörüyorduk ve bu çalışma devam da ettirilecek. Ama istihdam yapmamız gerekiyor. Gönüllülükle olmaz. Paralel bilgide aslında bu elektronik geçiş sistemleri ve elektronik denetleme sistemleri üzerine de bir çalışmamız var. Nasıl yarar sağlar, nasıl bir hız katar, en azından personel eksiklikleri nasıl bu şekilde doldurulur? Hiç olmazsa yerlilere, yerlilere için, lokmacı kapısı için o çipli yeni KKTC kimlik kartlarını okuyacak, pasaportu okuyacak ve hızlı geçişi en azından KKTC vatandaşlar için ilk etapta. Bu yönde de bir çalışmamız var. Çağlayan ya da mouse'a söz konusu olamaz mı? Mouse kapısı ya da Çağlayan. Yoksa yeni bir yer açma çok zaten daha... Zaten buna yetiştiremiyorlar. Muhacet memuru yok. Yani bu aşamada aslında Lefkoşa'da özellikle belediye başkanlarının bu yönde bir ortak iradesi var. Ama Kıbrıs Rum tarafının bunu başka bazı kapıların açılmasıyla ilişkilendirip zora soktuğunu söyleyebilirim. Geçiş Kapıları Komitesi'nde yapılan tartışmalardan hareketle. Siz bir şey sormadan ben bir şey söylemek isterim aslında. Zaten gündemde yok dedi Rum hükümet sözcüsü. İşte Türkiye'nin dedi bari. Fatih gemisi dedi orada olduğu sürece hiçbir şey olmaz dedi. Başka ne gibi tedbiri alacaklarmış Fatih ile ilgili olarak çok merak ederim. Siz bununla ilgili mi söyleyecektiniz? Yok, hayır, bununla ilgili olarak değil. Şunu... Çünkü Avrupa Parlamentosu'na da konuşmamız lazım. Tabii yani çok kısaca müsaade ederseniz şunu söylemek isterim. Bu kapı meseleleriyle ilgili değil. Bütün bu konuştuğumuz konularda aslında mali açıdan bir noktaya kadar, yani maaşların ödenmesi bağlamında bir yol kat edildi ülkede. Koalisyon döneminde değil, genel anlamda, geçen süre zarfında. Ama bir gerçek varsa, altyapı yatırımları bağlamında daha önceden de taahhüt edilmiş olan ama tahakkuk etmemiş olan, yani ödenememiş olan bir kaynak meselesi var. Fakat görmemiz gereken şey şu, tren raydan çıktı Reşat Bey. Yani. Ne zaman çıktı ama tren raydan? 2017'nin aralığı gibi çıktı aslında. Yani 2018'in başında bir seçim tarihi belirlediklerinde çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Yani mesela aslında doğal olan 2017'nin yaz aylarında erken seçimin yapılmasıydı. Aralık 2017'de bütçe yapılamadı. 2018'in başında erken seçim olduğunda hükümet olarak biz geldiğimizde bütçeyi Şubat'ın ortasında yapabildik. Ve ortada... bütçede doğru öngörülerin olmasını sağlayacak bir ekonomik protokol problemi de vardı. O yetmedi. Aynı ekonomik protokol meselesi çözülemediği için biz 2019'a da aslında bu öngörüler biraz tahmini olarak yapılacak şekilde bir bütçeyle girdik. Ve çok büyük bir bütçe açığı tahminiyle girdik 2019'a da. Şimdi aslında bu hükümetin en önemli görevlerinden bir tanesi, yani Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi koalisyon hükümetinin bence bizim yapmamız gereken en önemli şey bir an önce raydan çıkan bu treni rayına oturtmak. Rayına oturtmak. Nedir o? Bir kere geçen yıldan kalan savunma ve benzeri konulardaki aslında Türkiye Cumhuriyeti'nden almamız gereken ödeneği alabilmek için, iki, altyapı bağlamında almamız gereken katkıyı alabilmek için bir kere belki ekonomik protokol yapılana değin. Yani mesela önümüzdeki bir iki aylık bir süre içerisinde geçerli olacak bir karşılığı taahhüt belgesi ya da bir hukuki çerçeve oluşturabiliriz. Yani çok daha basit bir biçimde bir iki sayfalık ki para akışı sağlanabilsin. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde bu kaynak ayrılmış durumda olmasına rağmen bu para akışı sağlanamadı. Bunu yapıp bir an önce 3 yıllık bir ekonomik protokolü netleştirip daha önce yapılan çalışmaları dikkate alarak onun üzerine bina ederek inşa ederek 3 yıllık bir ekonomik protokolü netleştirip 2019 yılının Aralık ayı geldiğinde 2020'nin bütçesini
bu protokolün öngörüleriyle birlikte birleştirip yapmak ve tren rayına oturtmak zorundayız. Şu anda tren raydan çıkmış durumdadır. Peki soru şudur. Bazen insanlar sorarlar. Peki bir önceki hükümet döneminde yapılamadı bu. Neden bu hükümet döneminde yapılsın? Ben daha önce de söyledim. Bir kez daha vurgulamak isterim. Çünkü biz evet sevgili Tolga Atakan'ın az önce söylediği gibi Türkiye'de sistem değişikliği vardı, ekonomik kriz yaşandı vesaire vesaire. Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili sebepler vardı. Ama bizimle de ilgili sebepler vardı. Mali açıdan biz güven veren bir ortak görüntüsü çizmedik. Yani hayat pahalılığını, ekonomik krizin bu kadar önemli olduğu bir dönemde biz hiçbir şey yokmuş ve her şey normalmiş gibi normal hayat pahalılığını %34 civarında maaşlara yansıttık Reşat Bey. %34. Mali açıdan güven veriyor muydu bu bu yaklaşım? Ya da mesela avans yaklaşımını ortaya koyduğunda maliye ve bu noktadan hareket ettiğinde örneğin bir iş adamından bir nevi avans aldığında güven veriyor muydu maliye? Biz bakanlar kurulunda otururken örneğin maaşları ödeyebilmek için ne kadar açığımız var, ne kadar paraya ihtiyacımız var diye konuştuğumuzda iki gün sonra aslında o rakamdan çok daha farklı bir rakamla karşı karşıya kaldığımızda o anlamda bize dahi mali açıdan rakamlar güven vermiyordu. Bunu açıkça söyleyebilirim. Dolayısıyla bu ve benzeri hususlar mali açıdan mesela ek mesailer konusunda attığımız adımı bir anlamda geri adım atmamıza neden olabilecek olan bir durumla karşı karşıya kaldık. Açık söyleyeyim. Maliye Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak biraz da beni yanlış yönlendirdiği için. Çünkü başlangıçta ek mesailerle ilgili olarak sendikalarla görüştüğünü ve bunun tamam olduğunu söyleyen Maliye Bakanı bir süre sonra yurt dışında da olduğu için ek mesailerle ilgili adım attığımızda karşımızda çok ciddi bir dirençle karşı karşıya kaldık. Özellikle Ulaştırma Bakanı bunun sıkıntısını limanlarda yaşadı, havalimanına dahil olmak üzere. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Rakamlar açısından, alınan kararlar açısından, Bakanlar Kurulu'na bilgi vermeksizin iş adamlarından alınan avansla ödenen maaşlar açısından ve başka açılardan da biz mali açıdan güven veren bir durumda değildik önceki hükümet döneminde. Bu sizi yanıltan konu tam olarak bunu biraz açalım. Ne yani fazla mesai ödenekleri bu konuda çok fazla bir dondurulmasını istediniz. Bu konuda çok fazla bir tepki gelmeyeceği yönde Sayın Başbakan ve bana o dönemde Sayın Maliye Bakanı bir bilgi verdi. Ama yapmış olduğu değerlendirme doğru çıkmadı. Çok ciddi bir dirençle karşılaştık. Ülkeye giriş çıkışları adeta bloke eden ve ticari ürünlerin limanlardan gelişini bloke eden bir dirençle karşılaştık. Nasıl bizim Maliye Bakanımız bu konuyu konuşmuştu diye şaşırıp kaldık. Ve yurt dışındaydı aynı zamanda Maliye Bakanı o dönemde. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mali açıdan güven veren bir ortak görüntüsü çizmiyorduk biz. Türkiye'nin akışta bundan dolayı biraz. Bundan olumsuz yönde etkilendiği kanaatindeyim başka faktörler yanında. Tek faktör budur demiyorum. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde hızlı hareket edip özellikle savunma harcamaları bağlamında hem geçen yıldan hem de bu yıldan kendi yerel kaynaklarımıza ödediğimiz maaş, elektrik ve benzeri miktarları bir an önce Türkiye'den buraya aktarmanın yolunu bulmak zorundayız. Bu da daha hızlı bir biçimde belki bir ekonomik protokol şeklinde değil bir hukuki çerçeve sunacak bir adım atarız. Ve ekonomik protokolü de en başta söylediğim o metafor önemlidir. Yoldan çıkan treni tekrardan raya oturtmak raya için 3 yıllık bir öngörüsü olan. Şimdi bilmeyelim bu trenin içinde bizde de ansızın bir yerde bir yere tostlarsa. Şimdi biz trenin kenarında yürürük raya oturtmak durumunda aşamada önemli olan. Gerçekten önemli bir husustur çok bu. Çok önemli bahsettiğiniz konular. Yani bu böyle nasıl güveneceğim ben para vereceğim dedi herhalde Türkiye'de. Ama şudur. Bu ekonomik protokol yıllardır. Bak ben kendimi bildim bileli bu meslekte. Hep Türkiye her zaman özelleştirin dedi. Telefonu, elektriği. Bizimkiler tamam falan dedi. İmza attılar. Sonra dediler vallahi biz baskı görürük tabanımızdan. Ama Yaşar Bey öyle bir durum da olmadı. Yani ben açık yüreklilikle söylüyorum. Vallahi bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani ekonomik protokol görüşmesi yapıldı da dörtlü koalisyon döneminde Kıbrıs Türk tarafı ve hükümeti filan konuda kamuoyu ortaklığına gidilmesinde direnç gösterdi ya da özelleştirme talep etti Türkiye'de biz karşı çıktık diye bu protokol yapılmadı durumu yoktur yani. Yoktur böyle bir şey değerli arkadaşlar. Evet. Başbakan yardımcısıydım ben.
Yani bundan kaynaklanan bir şey değil. Peki neye dayanarak Nisan'da imzalanacak? Söylüyorum. Yani şimdi Sayın Tufan Erhürman'a bu tabii ki sorulabilir ama benim öngörüm ya da yaptığımız istişareden benim algıladığım piyasaya bir güven vermek önemli bir husustu. O bağlamda söylenen şeylerdi ama bir de Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle yapılan görüşmelerde bu yönde bir sinyal veya mesaj aldığı noktasından hareket etti çok büyük bir ihtimalle. Bunyatını kendisi çok daha sağlıklı bir biçimde verir. Ama ben orada değilim. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bazen şu algıyı yaratmaya çalışıyorlar ve şu ifadeleri duyuyorum ben. İşte Türkiye Cumhuriyeti bilmem Kıptek konusunda bir şey istediydi. Yapmadık da onun için para gelmedi Türkiye'den. Yok be arkadaşlar böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Başbakan yardımcısıydım ben o dönemde ve bizzat her düzeyde içerisindeydim. Böyle bir sebepten kaynaklanmadı bu. Benim evet çok uzun süre hükümet tecrübemiz yoktur. Doğrudur. Ama en azından geçen süre zarfında biraz ölçüp tartabildiğimizi düşünürüm olup bitenleri ve gördüğüm bir şey var. Değil Türkiye Cumhuriyeti. Biz kendimiz bakanlar kurulunda mali açıdan hiçbir zaman, ilk defa söylüyorum bunu, tablonun bütününü göremedik. Rakamları talep ettik. Geldi, gelmedi bir şeyler söylendi bize. Veya borçlanmaya ihtiyacımız olduğu söylendikten bir gün sonra aslında artımız olduğu söylendi. Bir yerden para çıktı. Maaşlar ödenebildi birdenbire. Yani bu anlamda bir öngörülebilir olmayan, olmadığı için de gerçekten mali açıdan güven vermeyen, şahıslardan da bahsetmiyorum hakikaten Reşat Bey. Hmm. Ama mali açıdan güven vermeyen bir yapı ile karşı karşıyaydık. Eğer bu önümüzdeki dönemde bunlarla ilgili olarak daha şeffaf, daha öngörülebilir, rakamlara dayalı olarak Bakanlar Kurulu'nun içerisinde biz bunun için maliyenin maliyenin içinden birisinden gelmesini önemsiyoruz. Yani sütten ağzımız yandı dediğimde niye alınıyor ki insanlar? Bu somut örneklerden bahsediyorum arkadaşlar. Yaşadık biz bunu. Sadece kendi bakanlıklarımız bağlamında da değil, icraat yapmalarını gerektirecek desteği alamadık noktasına bir eleştirimiz var. Evet söylüyoruz bunu bu kadar açık. Ama onun ötesinde bu ilişkiyi, bu treni rayına oturtamadık dörtlü koalisyon döneminde. En önemli sebep bence bu mali açıdan güvenin verilememiş olmasıdır. Kral çıplaktı yani bu durumda. Ben şuna bakarım. Yani öyle bir yaşam, sizin söylediğiniz de onu bir yerde söylüyor, bir an önce teyit ediyor. Yani %34 dediğiniz şey verildi bir anda hayat pahalılığı. Kaynak yok, bir şey yok. Kriz var ülkede. Polis alamıyorum, yollar ciklos, insanlar ölüyor. Çukurlar kapanamıyor. Aydınlatmayı tesis. Fakat bu taraftan da veriyorum, verdim bazarlıkları yapılır. Bazı yerlerde yapıldığı, verildiği, gittiği tasarruf tedbiri görmedik. Yani bizde inşallah olmaz böyle bir durum. Rumlarda bankada paraların yarısı gitti adamların. Bizde inşallah olmaz. Ama yani bir tasarruf tedbiri de bu krizde doğru dürüst göremedik. Ve ne oldu bunun toplamında? Şu anda piyasa çok kötü. Kime konuşsam ben? Herkes işlerin çok kötü gittiğinden şikayetçi. Otomobil sektörü öyle. Ne bileyim işte elektrikçi bile adam diyor bozulur lamba istemez değilsin diyor. Çünkü para yok diyor. Kapı kilidi bozulur değişmek istemez. Reşat Bey dürterseniz onun için söylerim. Söylemeye de devam edeceğim. Dahasını söyleyeyim. Maliye açısından mesela piyasadan bize gelen şikayetler, dönem dönem gelen şikayetler. Evet kendi öz kaynaklarımızla piyasadan aldığımız mal ve hizmetin bedellerini ödeme yoluna gittik ama zaman zaman belli bazı sektörlerden sektör içerisinde bazı kişilerin ödemelerinin çok daha erken yapıldığı, bazı kişilerin ödemelerinin çok daha geç yapıldığı ile ilgili şikayetler de geldi. Bu anlamda biz mali açıdan piyasaya da o güveni veremedik. Ve piyasanın içerisinde paranın döngüsü biliyorsunuz önemli bir şeydir. Yani ödemelerin yapılabilmesi, çeklerin geri dönmemesi, küçük esnafın da parasının ödenmesi ve benzeri konular. Bir demirci ustasının bir sağlık merkezine ya da bir yaşlı bakım evine yaptığı demir işinin parasını diyebilirsiniz. Nedir ya 15 bin lira? O 15 bin lirayı gecikmeli alması o adam için ya da o kişi için ne kadar ağır bir şeydir bilir misiniz? Yeah. Yani arayıp sizi bunun ödenmesini için yardım istemek durumda kalması vahim bir şeydir. Çünkü o para önemlidir. Para döngüsü açısından yani birini ödeyecek yanında çalışanın sosyal sigorta ihtiyaç sandığını yatıracak. O insanlar vergisini ödeyecek, vergi dilimini zamanı geldiğinde. Onun için evet
Bir hükümet güven vermelidir. Ekonomik anlamda da güven vermelidir. Siyasi istikrar anlamında da güven vermelidir diye düşünüyorum. Ve biz sadece Halkın Partisi'ni düşünüyor olsaydık diyebilirdik mesela bu dönemde. Bize ne ya, zaten ekonomik kriz de var. Ne işimiz var bizim hükümetin içinde? Kuracak olan kursun, okkanın altına gidecek olan girsin, gitsin. Geçen sene biz zaten çok ciddi bir döviz krizi yaşandı. Biz bunun sorumluluğunu üstlendik ve ciddi bir bedel ödedik. Yıprandık. Dolayısıyla tekrardan hükümete girmeye gerek yok diyebilirdik. Sadece Halkın Partisi'ni düşünseydik. Ama bir gerçek var. Hükümete girilmediği takdirde alternatifler, seçenekler nelerdir diye baktığınızda bir kere erken seçimdi. Ki 3 ay sonra yapılacak olan bir erken seçimde bütün bu konuştuğumuz sorunlar seçimden sonra önümüzde duracaktı yine. Tabii, bir şey değişmeyecekti. Tabii. Ve bir ikincisi de ortaya çıkacak sonuçlar açısından geçmişte yaşadığımız. Ne değişecek yani? Yani 10 binin üzerinde vatandaşlığın o şekilde dağıtılmış olması, hukuka aykırı yapılan bir takım işlemler, rant ve benzeri işlemler tekrardan ülke gündemine girebilirdi. Halkın Partisi toplumsal sorumluluğunun bilinciyle koalisyona girdi. Yani Halkın Partisi'ni veya oyunu düşünseydi koalisyona girmeyebilirdi. Ve partiniz açısından da biraz başarısız oldu tabii. Bir istifa edenler oldu veya tepki gösterenler. Bunu da göze aldınız siz artık. Açıkçası son derece demokratik ve katılımcı bir süreç yaşadık biz. Parti meclisinde yapılan tartışmalar ve diğer düzeylerde de. Biz arkadaşlarımızın yaptığı eleştirileri gerçekten dikkate aldık. Ve günün sonunda evet koalisyona girmemiz yönünde bir karar alındı ama paha biçilmez eleştiriler, uyarılar ve öneriler yapıldı. Bunlar aslında partinin daha da güçlenmesine neden oldu diye düşünüyorum. Yani o katılımcılık, o bilincin daha da güçlenmesine yardımcı olduğu gibi bizim de bundan sonra adımlarımızı atarken daha dikkatli olmamıza yardımcı olacak. Parti tabanınız oluştu galiba. Yani bir elek gibi bazı önemli kararları aldınız. Bu elekten kalanlar artık içinde ama kalanlar parti tabanı oluşturdu gibi. Ama yani şunu da söylemeye ihtiyacı hissederim. Evet, ben bunu hiçbir biçimde katılmam ve böyle bir koalisyon kurulmasına karşıyım. İlke olarak karşıyım diyen arkadaşlarımız oldu. Bize saygı duyduk. Bu arkadaşlarımızın neredeyse yani belirli bir kısmı bu koalisyon olduğu sürece biz yönetimde yer almayalım diyerek yönetimden ayrılan arkadaşlarımız oldu. Ama partide kalmaya devam ediyorlar. Ben bu duruşa saygı duyuyorum gerçekten. Hayır, partiden ayrılma kararı alan 3 kişi oldu. Geçen birkaç gün içerisinde sanıyorum. Bir üye, bir kurucu üye ve bir de parti meclisi üyesi. Yani onlara da saygı duyuyorum. Bence bu demokratik süreçlerin sonucudur. Yani biz gerçekten sağlıklı bir tartışma sonucunda 40'a 20 çıktı karar. Bence bundan yani ortaya konulan görüşlerinden faydalanmaktır bence önemli olan. Yani gelecek için. Bu bir tecrübedir. Az önce araya giremedim ama ilk etapta beklediğiniz meblağ nedir Türkiye'den gelmesi noktasında? Çünkü hani biz şu şey konuştuk, projeler şunlar bunlar. Galan var, borçlar, geçen borçlar. Seneden galan var, bu evet. Seneden gelmesi gereken var. Yani o beklenti bilmiyorum, Sayın Çavuşoğlu'yla falan görüştünüz mü ya da Sayın Başbakan bir istişare yaptı mı bu konuyla ilgili? Şu günlerde geçiyor. Yani çok fazla rakamlar üzerinden şey yapmak istemem ama geçen seneden savunma bağlamında 180 milyon TL civarında düşünürseniz, bu yılın başından itibaren de maaş artı elektrik ödemeleriyle neredeyse bir 100 milyon civarında bir şey eklerseniz, 280-300 milyon TL civarında aslında sadece savunma bağlamında bir an önce aktarılması gereken bir kaynak olduğu kanaatindeyiz biz. Bir biçimde bunun önünün açılacağını ve aslında projesi hazırlanan hızlıca adım atılabilecek olan bu konularda kısa kesim altyapıları bağlamında da bekleyen projeler var. Bu 300 milyonun dışındadır onlar tabii. Ha. Bu çünkü savunma içinde. Bu aslında dışında olmak zorunda değil Reşat Bey. Çünkü savunma bağlamında bu harcamayı öz kaynaklarınızdan yaptınız ödediğiniz zaten. Bunu zaten yaptığınız dolayısıyla alacağınız kaynağı siz mecbur değilsiniz ki yeniden savunmaya harcayasınız. Bu tür projelere ki Sayın Başbakan'la da özellikle bunu konuştuk ve bu konuda hassasiyeti vardır. Sayın Ulaştırma Bakanı, Sayın Başbakan ve ben
üçümüz bir toplantı yaptık. Maliye Bakanı da vardı bir aşamasında. Karayolları bağlamında hızlı hareket etmemiz gerektiği, vatandaşın can güvenliği açısından, trafik açısından ve bu kadar zamandır hazırlığı yapılmış ve yürürlüğe konulamamış olan projeler açısından Sayın Tatar'ın da bu yönde bir hassasiyeti var ve bu desteği vereceğini açıkça söylemiş durumda. Yani. Güzel bir durum. Şey konusunda da yani özetlemeye çalışıyorum. Çok fazla soru var ama yerel yönetimler reformuyla ilgili netleşen, somutlaşan ne var ne yok. Ben genellemesini sorayım. Çünkü sayı veren var, şu var, bu var, şu kadar olsun, bu kadar olsun diye. Netleşen bir şeyler çıktı mı ortaya? En azından sayısı anlamda nasıl bağlanacağı anlamında. Biz gezdikçe görüyoruz. Çok garip yerler var. Lefkoşa'nın dibinde olan bir yer Mausa'ya bağlı falan. Ya da ne bileyim hemen Girne'nin dibinde olan iskeleye bağlı gibi. Serdarlı'ya çok yakın olan bir yer. Paşa'ya bağlı. Evet, aslında idari sınırlar konusunda da tekrardan bir düzenleme yapmak gerekiyor belediye, yerel yönetimler anlamında. Biliyorsunuz yerel yönetimler reformu için ilk ayağımız 51-95 sayılı yasa demiştik. Belediyeler yasasında nasıl bir değişiklik öngördüğümüzü söylemiştik. En önemlisi tabii ki özellikle belediyelerin kendi sürdürülebilir yapılarını sağlayacakları bir mali reforma ihtiyaçları vardı. Ama bu mali reformu sağlarken bir yandan da belediyelerin bütçelerini tabii ki kendi özerk yapıları çerçevesinde özgürce kullanabilecekleri ama bu özerk yapı çerçevesinde özellikle merkezi hükümetin sağladığı katkıyı da dikkate alırsak denetlenebilecek bir yapının oluşması. Çünkü bugüne kadar 28 belediyenin neredeyse 20'sinin mali durumunun ciddi anlamda sıkıntılı olduğu ve özellikle harcamaları gereken yatırım, istihdam, gelir gider ve yeni projeler anlamında da çok ciddi ayrımlar yapılamadığı, bunun merkezi hükümet veya idare İçişleri Bakanlığı'na bağlı yerel yönetimler müdürlüğü tarafından da kontrol edilemediği, bu idari vesayet anlamında söylüyorum. Özerkliğine müdahale olarak hiçbir zaman söylemiyorum. Onu da her fırsatta söylemeye uygun bulurum. Zaten hem Belediyeler Birliği ile ve 28 Belediye Başkanı ile yapmış olduğumuz görüşmelerde de kendileri hem mali gelirlerin artırılması hem de denetim noktasında bir uzlaşıya vardık. Dolayısıyla bu uzlaşı çerçevesinde 51-95 sayılı yasamız son haline geldi ve o meclise gidecek. O meclise gitmesiyle birlikte tabii ki esas ana dediğimiz temel nüfus ve planlama ölçeğinde gerçekten mali yapısını güçlendirdikten sonra bu belediyelerin sayısı ne olmalı? Belediyelerin sayısı azaltılmalı mı? Hizmet modelleri ne hale getirilmeli noktasındaki farklı görüşleri harmanlıyoruz. Belediyeler Birliği bununla ilgili bir komite oluşturmuştu ve bu komitede daha çok üzerinde durulan 3 alternatif var. Bir tanesi 6 ilçede 6 belediye. Bir diğeri 13 bucak var, 13 belediye insin. Bir diğeri de paylaşımlı hizmet modeli denilen yani 3 büyükşehir belediyesi kurulsun. Diğerlerinin de yani sermaye nitelikli büyük yatırım gerektiren projeler büyükşehir belediyelerine verilsin. Daha küçük ölçekli emek gerektiren işler de küçük belde belediyelerinde veya kalsın şeklinde bir 3 alternatif var. Bu 3 alternatifin 3'ü üzerinde de biz İçişleri Bakanlığı olarak çalıştık. Belediyeler Birliği de haftaya bir randevumuz var kendileriyle bayramdan sonra. Belediyeler Birliği de kendi çalışmalarını tamamlayacaklardı Mayıs ayı sonu itibariyle. Bu 3 alternatifi masaya ilk defa yatırıyor olacağız aslında. Biz kendi açımızdan baktığımızda sürdürülebilirliği noktasında ciddi bir sayı azaltılmasına gitmesi gerekiyor. Kaç düşünüyorsunuz? İki alternatif üzerinde yoğunlaşabiliriz. Şu sıkıntı var. İngiliz Yüksek Komiserliği'nin mesela hazırlamış olduğu uzmanların bir takım raporlar var ki sürdürülebilir. Çünkü 25 bin nüfusun altına inen belediyelerin özellikle de o bölgede ticaret, turizm, ekonomiyi geliştirecek faktörler çok ciddi gelir yoksa o bölgelerde o belediyelerin sürdürülebilir olmayacağı yönünde uzman raporları var. Yaşadığımız da bu. Dolayısıyla 25 binin altına düştüğü anda sıkıntı olduğu söyleniyor ve en idealinin 6 ilçede 6 belediye aslında olduğu noktasında bir takım raporlarımız var bizim gelir giderlerle ilgili olarak. Ama bir diğer ki bazı belediye başkanlarının hayır bu 13 olmalı çünkü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de kendi yapısından belki veya idari yerel yönetimlerin aslında biraz kendi yapısından ve lokalliğinden kaynaklı şöyle sıkıntılarımız var. Evet, mali sürdürülebilirlik açısından 6 ilçe 6 belediye makul görünebilir ama idareten veya yönetimsel anlamda hizmetleri bir anda paylaşma anlamında böyle bir şeye mi geçmeliyiz? Yoksa bu sayıyı 13'e mi çıkarmalıyız noktasında bir takım alternatiflerle gelecekler. Fazla uzarsa bu iş 13-15 isteyecekler. Bizim... O da bir daha 28 tane bina, 28 şu tane bina belediye vardı. Müdürü. Hadi biri yarın gece gideceğimiz Akıncılar'da küçücüktür 4 kişidir. 100 kişi evet. Ama 280 kişilik şey. Köyde belediye var. 28 tane belediye binası. 27'sinde 26'sında müdürler, basın danışmanları, bilmem şunlar bunlar ayrı ayrı araçlar dağılmış. Kimisi 24 saatin 18 saati oturuyor, kimisi 24 saate yetecek araç bulamıyor. Yani bu sürdürülebilir bir yapı değil. Kim yaptıysa zamanında bu 28'i Allah iyiliğini versin diyeceğim. Tarih kitapları inşallah onu diyecek. Aslında unuttum kim yaptı, bunu bulmak lazım. Tarih kitabına böyle kocaman bir fotoğrafını koymak lazım. Aferin yaptın mı padişah, ne güzel muradını gör. Mahvoldu memleket ya. Her taraf pislik, dökülüyor, sinekler. Geçen akşam bir yere gittik, yoğurtların üzerine sinekler düşüyor. E nasıl buna bir... Buna yasal önlem ne almak lazım? Yani şimdi ben kendim ülke yönetsem bu belediyeleri, yani özellikle paralı belediyeleri çok basit yöntemlerle çalıştırırım. Yaşar Bey, bizim bir tecrübemiz daha var paylaşayım. Buyurun. Belediyelerin hangi? Gördük ki siyasi partiler, hele de belediye başkanları varsa seçilmiş, belediyeler reformunu o perspektiften görmeye başlıyorlar. Ha, korkuyorlar ve çekiniyorlar. Bir şanstı demek ki olarak bizim sizin... açımızdan bir şanstı. Ve yani ama biz o açıdan tuzu kuru olarak görülebilecek bir pozisyondaydık ama gerçekten de siyasi partilerin bizzat gördük bunu. Böyle bir yerel yöneticilerin seçilmiş olan belediye başkanlarının gazabından ciddi anlamda korktukları ve onu ortadan kaldıracak, başka bir yerle birleştirecek bir konuyu konuşmaktan bile kaçındıklarını bizzat gördük yani. Bunu yaşadık açıkçası. İstemezler tabii, öyle bir şey ister mi adam? Yani aslında tüm belediyelerle, yani tüm belediye başkanlarıyla biz sıkça görüşüyoruz ve hemen hemen hepsinin aslında kafalarında olan, herkes hemfikir aslında bu yapıyla sürdürülemeyeceği noktasında. Burada hiç kimsenin hemfikir olmadığı bir mesele yok. Tabii ki kendi bazı geçmişten gelen, işte sizin de söylediğiniz bazı alışkanlıklarımız var. İngiliz döneminde bucaklara ayrıldığı zaman belki o bucakların aslında ne kadar daha doğru idare ettiğini herkes görüyor, söylüyor vesaire ama herkes alışılmış düzenin dışına çıkmakta biraz korkuyor ama bu anlamda biz her zaman yerel demokrasinin en temel taşlarından biridir. Hem muhtarlıklara da çok önem veriyoruz. Muhtarlarımızın da daha etkin olmasını istiyoruz. Muhtarlıklarla birlikte yerel demokrasinin bir diğer bacağı olan ve yerel hizmetleri en iyi, merkezi hükümetten bakınca değil ama yerel hizmetin en iyi nereden gideceğini bilen çok ciddi belediye tecrübesi olan belediye başkanları var. Onlarla bu süreci doğru noktada götürüp de aslında biz reformu gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Ama bunun da kararlılığını zaten daha önce de vurgulamıştık. Aynı kararlılık yine hükümet programımızda da aynı şekildedir taahhüdümüz. Dolayısıyla bu dönemde de aynı taahhüt devam edecek. İnşallah olur bu seçimden önce. Ne olacak? Girne Limanı'nın 3 tane patronu vardı. Şimdi bu hükümetler ne olacak? 6. Ulaştırma Bakanı. 6 mı? 6 patronu var. Bir tane daha 27 olsun, ne olacak yani? Onun için Girne Limanı bile antik limanı hallettik. Bu limanı özelleştirme şansı yok mu? Yani bir cesaret alıp da siz deseniz... özelleştirelim. Eminim 2 yıl sonra Avrupa'nın en iyi limanı olabilir. Her iki limanla ilgili de Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı'nın 15 aylık görev süresi içerisinde yapıp belli bir noktaya getirdi. Hatta son aşamaya getirdiği çok güzel iki proje var. Bir tanesi Mausa Limanı. Mausa Limanı'nın yükten arındırılarak konvansiyonel yük limanının kalecik bölgesine alınması ve Mausa Limanı'nın şehirle bütünleşik bir şekilde daha çok yolcu ve turistik, marina ve benzeri faaliyetlere döndürülmesi. İkincisi de adı turizm limanı olan ama kendi turizmden çok çok uzakta olan Girne Limanı'nın Girne Antik Limanı ile beraber ve aradaki o kale arkası dediğimiz koyu da içine alacak bir bundle halinde
kamu özel ortaklığı çerçevesinde ülke turizmine, ülke ekonomisine kazandırılması. Bununla ilgili şu anda teknik ve idari şartname hazırlığı sürüyor. Bir hizmet satın alındı bu konuda. Eylül ayı itibariyle bu çalışmanın tamamlanıp bakanlığa teslimi öngörülüyor. Hemen akabinde Ekim ayı içerisinde de uluslararası birer ihaleyle hem Girnantik Limanı'nı o çok başlı yapıdan kurtaracak ki bu hükümet protokolü içerisinde de bu yer alıyor. Şu an baktığınızda Turizm Bakanlığı, Girne Belediyesi, Anıtlar Yüksek Kurulu, Ulaştırma Bakanlığı ki 15 ayda Ulaştırma Bakanlığı'nın ki nerede başlar, nerede biterini biliyoruz. Da nerede başladığını bir türlü çözümseyemedik. Kartpostalları geçtim. Dünyanın para verip neredeyse yapmaya çalıştığı, başka ülkede olsa gezmek için sizden 5 euro para alınacak güzellikte bir yerin yok oluşunu seyrediyoruz maalesef. Şu an mesela tabanı tamamen kum toplamış durumdadır. Birçok tekne bağlama yeri felaket durumdadır ki bu konuda da biz geçtiğimiz dönemde bir inisiyatif ortaya koyduk ve dip tarama dubasını orayla ilgili bir sözleşme aşamasına getirdik. Hemen bayram tatilinden sonra orayla ilgili bir dip temizleme çalışması da yapacağız. Bir 3-4 gün sıkıntı çekeceğiz. Çünkü o dip temizliği yapıldığında bir koku oluşacak. Ama 3-4 gün sonra bu koku dağılacak ve en azından zemin anlamında orası şu andaki kötü durumdan daha iyi bir duruma geçmiş olacak. Yani bununla ilgili bütün çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bir aksilik olmazsa 2019 yılının son çeyreğinde her iki limanımızla ilgili de ihale süreci hayata geçirilmiş olacak. Bilişim yasası. Bilişim yasası. Söven sövene millet herkes evet, sövene evet. Artık bu, alttan üstten giriyor çıkıyor. Bu nasıl olacak? Bu konuda da ciddi bir problem var şu anda. Özellikle böyle dönem dönem ortaya çıkan bazı haber siteleri görünümlü ki emek verip gerçek anlamda bütün yasal statüleri yerine getirenlere tenzih ederek söylüyorum. Künyesi dahi olmayan, tamamen itam üstüne, tamamen böyle çamur atma üzerine kurulu ve hayatlarını bunun üzerinde yöneten siteler, sosyal medya üzerinden inanılmaz hakaretler. Bütün bunları toparlayacak ve buna paralel olarak da her ne kadar çok da böyle Türkiye'deki kadar olmasa da yeni yeni başlayan artık internet üzerinden dolandırıcılığın ülkemizde de görüldüğü noktalarda bunların önüne geçebilecek kapsamlı bir yasa çalışması yapılmış ve komite aşamasındaydı. Hatta belli bir seviyeye kadar gelmişti. Tabii bu otomatikman kadük oldu ancak şimdi oluşacak olan komitelerden hızlı bir şekilde geçmesinin önünde bir engel olduğunu düşünmüyorum. Bu yönde de biz bakanlık olarak takipçisi olacağız. Benim size bir sorum daha var. Son Aytu soracağı varsa sorsun. Cep telefonları ne olacak? Gelen yandım Allah diye bağırıyor. Doğru. Tatile gelir adamlar. Hı. Bilmiyor Türkiye Kıbrıs arası diye. Roaming giriyor. Otel parasından fazla telefon. Ayrıca biz de yanıyoruz. Yani ücretler evet. Yüksek. Ve bir de kalite yok. Bazı adanın birçok yerinde cep telefonları doğru dürüst çekmiyor halera. Çok doğrudur. Bizde 3G vardır arkadaşlar gider canlı yayın yapacaklar diye biz saçlarımızı olmaya başladık. Onun için döküldü saçlarını bir ölçüde de. Çekmiyor telefonlar. Bununla ilgili çok ciddi bir altyapı dönüşümüne ihtiyacımız var. Geride bıraktığımız süre içerisinde son aşamaya getirdiğimiz ve hatta meclis komitesinden Haziran sonunda meclis tatile girmeden önce yasal değişikliğini yapıp da Temmuz'da ihale aşamasına getireceğimiz bir dönüşümdü bu. Bizim süratle artık çağın gerekliliği olan o bilişim hızını yakalamak için fiber optik altyapı yapımızı bir üst seviyeye taşımamız gerekiyor. Bununla ilgili son yaptığımız çalışmada telefon dairesi uhdesinde bulunan 777 kilometrelik bakır tel altyapısının fiber optik altyapıyla değiştirilmesi, saha dolaplarına kadar getirilmesi, saha dolaplarından evlere yani fiber to home dediğimiz noktaya taşınması ve o gerekli olan hızın yakalanması yönünde çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu ana omurga üzerinde ülkemizde mevcut iki GSM operatöründe
kendi baz istasyonlarıyla merkezlerini birbirine fiber optikle bağlaması yönünde de çok ciddi bir aşamaya geldik. Bu neden gerekli? Bugün 4G, 4.5G deneyimleniyor. 5G'ye doğru evrilen bir yapı var. Çok ciddi bir devrim var. 4.0 teknoloji, 4.0 şu anda dünyanın birçok noktasında hayata geçmeye başladı. Bunu yakalayabilmek için bu fiber dönüşümü hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu fiber dönüşümü hayata geçirmediğimiz sürece şu an 3G değil 3G'nin de altında maalesef özellikle yoğunlaşan saatler içerisinde kopmalara kadar giden o alıştığımız veya en azından ödediğimiz bedellerin karşılığı olan ses ve data hizmetini alamadığımız bir yapıyla karşı karşıyayız. İşte bunun için bir yıllık bir geçiş süreci öngörmüştük. 2020 yılının yaz döneminde de teknoloji bağımsız frekans ihalesiyle hazır bir hale gelebilecek durumdayız. Halen daha o noktadayız. Bir şey kaçırmış değiliz. Rumlarla birleşmede uygulayacak. Rumlarla birleşme noktasında olacak. O daha farklı bir yapı. Onunla ilgili de bugün bir toplantı olmuş. Siz Cumhurbaşkanlığı'nda. Evet. Yani davet edilir miyiz? Herhangi bir davet gelmedi bununla ilgili. Nasıl? Size bağlı değil mi ulaştırma cep telefonla? Sayın Cumhurbaşkanının tasarrufu. Öyle uygun gördük. Bir şey diyemem ona. Ercan Havaalanı'ndan devlet hak ettiği vergiyi alabiliyor mu size göre? Bu için konuda rahat mı? Şu anda alıyor. Şu anda alıyor. En azından her türlü girdisini çıktısını. Bakın 3 tane bakanlık var Ercan Havaalanı ile ilgili olan. Bayındırlık Ulaştırma daha çok teknik ve işin yürütülmesiyle ilgili noktadır. Mali konular bizim konularımız değildir. Ancak giriş çıkış noktasındaki kontroller ve oradaki yolcu trafiği üzerinden yaptığımız hesaplamayla maliyenin yaptığı hesaplama birbirini tutuyor. Tabii orada başka bazı teknik problemler de vardır ancak 15 aylık görev süremiz içerisinde bütün odağımızı bu havalimanını bir an önce hayata geçirme noktasına yoğunlaştırdık. Çünkü bugün turizm noktasında da pahalılığından şikayet ettiğimiz uçak biletleri noktasında da mevcut Ercan yerleşkesinin içine sıkışmış olmanın sıkıntısını yaşıyoruz. Yani. Yeni terminal hayata geçmiş olsaydı ki bu protokolün ilk imzalandığı yani bu ihalenin yapıldığı tarihten bugüne kadar Türkiye'de 14 tane havalimanı hayata geçti ki bunlardan bir tanesi Avrupa'nın en büyüğü olan İstanbul Havalimanı. Biz bir Ercan'ı bu kadar yıl içerisinde Başbakan bitiremedik. Başbakan bugün dedi 2 milyon açılacak. Ben düşündüm o saat söylediğinde paraşütlerle mi atlayacak acaba bu turu nereden gelecek? Yani bu havalimanının hayata geçmesi operasyonel anlamda bize çok şey katacak. Geniş gövdeli uçakların gelmesi, daha fazla frekansın gelmesi, bir geniş gövdeli uçak şu anda 189 yolcu alan bir uçağın bir ekstra 100-110 yolcu alması daha yani tek seferde nereden baksanız? İki sefer gibi. Yani 777'ler falan inebilecek artık buraya. 330'lar 777'ler filoya yeni katılacak olan uçaklar. Bu da ciddi anlamda bir operasyonel karlılık da getirecek ve mevcut şikayet ettiğimiz bilet fiyatlarının daha alt seviyelerde seyretmesine. Sayın Bakan, ben size bunu sordum. Sonra benim sorduğum olay gerçekleşti. Tekrar sorayım şimdi canlı yayında. Fark etmez, bunu daha genelde Sayın Başbakan Yardımcısına soracağım. Çünkü birçok şey tasarladınız özelleştirme noktasında telekomla ilgili. Ve söylemiştim, hatırlarsınız. Dedim bu size grev olarak geri dönecek. Siz zannediniz grev gerekçesi yoktur. Bir hafta sonra grev oldu. Evet. Gene olacak bundan sonra da. Çünkü tabii gerekçe de değildir önemli olan. Bir, bu konuları nasıl aşacaksınız mevcut yapıda? Başbakan yardımcısı sıfatıyla sorayım. Çünkü bu şey, bir kamu reformu yaparsınız yapmazsınız bilemem ama bir değişimden söz edersiniz. Bu değişimlerde birinci direnç maddesi, az önce siz de söylediniz, sendika noktasında yaşadığınız bilgilendirme hatasının gerçi koyduğunuz gerekçe olarak ama orada herhangi olur. Evet, herhangi bir adımda karşınıza bulacağınız yapı bellidir ve ister istemez mecburen geri adım atmak durumunda kalacağınız bir yapımız var. Bununla ilgili hani özellikle sizin konularınız ya da genelde ülke gündemini ilgilendiren konularda nasıl bir yöntem izlenecek? Yani diyalogla aşacağımıza ben canı gönülden inanıyorum. Neden? Konuştuğumuz dönemde de çok iyi hatırlıyorum.
aylar öncesinden ilgili sendikaya hem bakanlıkta hem de sendikanın genel merkezinde birer sunum yapıldı bu konuyla ilgili. Ve bu süreç içerisinde sendikadan hiçbir dönüş olmadı, olumlu veya olumsuz. Neredeyse 3 ay sonra gene bu stüdyoda katıldığım bir programda gelen bir soru üzerine buradaki dönüşüm projemizi anlattım ki keza Bakanlar Kurulu'na da bununla ilgili bilgi verdik. Ve aniden sendikadan buna karşı bir karşı duruş ortaya çıktı. Ve nitekim o günlerde sendika yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu Maliye Bakanı'nı ziyaret ettiler. Bizim Ulaştırma Bakanlığı'nın bu yönde attığı adımları şikayet ettiler. Ve bizim çözüm önerimiz budur diyerekten 5 sayfalık bir yazı sundular Sayın Maliye Bakanı'na. Ben basında bunu takip ettikten sonra Sayın Maliye Bakanı'nı telefonla arayarak dedim ki ben bir alabilir miyim o şeyi, önerileri. Yolladı bana bir kopyasını. Oturduk ekibimizle beraber. Sendikanın önerdiği ne varsa bizim planladığımız yapıda aynısının karşılığını olduğunu gördük. Diyalogla yani, nasıl çözeceksiniz? Eleştiriyoruz. Eleştiriyoruz. Bir şeye karşı çıkıyoruz. Ama neye karşı çıktığımızın farkında değiliz. Ve nitekim en son Dünya Telekomünikasyon Günü'nde düzenledikleri bir etkinlikte ben katılamadım. Bu hükümet dönemiydi. Müsteşarımız oraya gitti ve orada anlattığında aslında birçok arkadaşın konuyu takip etmediğini veya konuyu yanlış anladığı veya konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmadığını kendi gözleriyle gördü. Yani taş konmayacak bunu. Buna taş konur veya konmaz ama diyalogla en azından hem oradaki sendika yetkililerine hem de kamuoyuna doğru ve anlık bilgileri vererek ben aşılacağına inanıyorum. Belli bir noktadan sonra da hayır biz buna zinhar karşıyızın artık çarşıya her şeye karşı noktasında algılanacağı ve toplumsal manada da bir destek bulmayacağına inanıyorum. Sevgili Aysu, burada soruna benim cevabım şudur. Diyalog Sayın Atakan'ın söylediği gibi çok önemlidir tabii ki. Ama nihayetinde belirli bir kesimin yararından ziyade toplumun genelinin yararı esastır. O nedenle devletin böyle elindeki kurumları satmayacağı, elinden çıkarmayacağı, devletin hala daha düzenleyen ve denetleyen rolünün orada olacağı, vatandaşa daha nitelikli ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlayacağı, bir de tekelleşmeyi önleyecek, rekabeti dengeleyecek, bir duruş sergileyeceği bir yapının, mesela kamu özel ortaklığı dünyada, yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yoktur. Sadece en uygun hangi modeldir onu tespit etmektir önemli olan, ülke şartlarına da bakarak. Buna ilişkin atılacak olan adım, eğer bunlar tamamen dikkate alınmaksızın karşı çıkılırsa toplumun genelini menfaatini çıkarak dikkate alarak o direnç gösterilip, kararlılık gösterilip ileriye gidilmesi gerekir. Artık çünkü pek çok noktada israfa varan ve kaliteli hizmet alamadığımız yapılar da çıkmış durumdadır ortaya. Dolayısıyla kişilerin haklarını yok sayacak bir şeyden bahsetmiyorum ama kamu özel ortaklığı modeli dünyanın her yerinde uygulanıyor. Mümkün olduğu oranda artık yani kararlılık gösterip bunları hayata geçirmek zorundayız. Sihirli kelime kararlılık zaten. Tabii. Evet. O olduktan sonra Sayın Ayşe Gülbaybaş bize eğer sormazsak şimdi bunu kaynakla alakalıdır ama işte izlersiniz veya duyarsınız, okursunuz. Her köyde ova yolları kırsal kesim arazileri söylemezsek bunları çünkü topa tutuluruz. İşte belediye başkanları da der ki bunlar merkezi hükümetin, kaymakamlıkların vesaire işleri. Gelip çakıldığımız konular sürekli yani çok basit gibi görünür belki hani köylerde yaşamayanlar açısından ama ana gündem memleket yanarken bile o oraya gitmektir mesele ve gidilememesidir belki. Bunlarla ilgili yani bütün kaynağı da bu tarafa verdik gerçi ama karayollar noktasında iç işlerinde birçok kaynak bekleyen sorunları var. Bunlarla ilgili sizin ihtiyaç duyduğunuz rakamlar vesaire nedir çalışıyoruz. Aslında bizim de özellikle kırsal bölgeleri gezdiğimiz zaman veya o bölgelerdeki muhtarlarla yapmış olduğumuz istişare toplantılarında
kırsal kesim arazilerinin özellikle altyapı probleminin o köy halkı için, köylerde yaşayan insanlar için çok büyük bir problem olduğunu görüyoruz. 2018 yılında 28 köyümüzün altyapı problemi çözülmüştü. İhaleye çıkılmıştı ve 28 köy çıkmıştı. 2019 yılı için bizim öngörümüz 22 köyün daha, çünkü tespitler 2018 yılı içerisindeki maliyet keşifleri yapıldı ve 22 köy daha ikinci etap ihaleye çıkıp bu ihalenin sonucunda 22 köyümüzün daha kırsal kesim altyapısına, yani işte yol, su, elektrik, telefon altyapısına kavuşması noktasında projemiz hazır. Ama bu proje biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı bir projeydi. 2018 yılından gelende 2019 yılı bütçesi içerisinde kırsal kesim altyapısına ayrılmış 1 milyon TL bir kaynak var. O 1 milyon TL kaynağın şu an itibariyle 560 bin TL'sini kullanmış bulunuyoruz kendi yerel kaynaklarımızdan ve belli bazı özellikle az miktar içeren, yani her köyde yol, su, elektrik, hiçbir altyapı olmayan yerlere bu kaynak yetmiyor, yerel kaynağımız, ama özellikle sadece elektriğin gitmediği çok belli başlı küçük altyapı problemi, küçük yol stabilize problemi olan yerleri yapıyoruz belli köylerde. Türkmenköy'de yaptık, Gaziköy'de yaptık, Adaçay'da yaptık. Birçok yerde küçük küçük dokunuşlar yaptık ama 22 köyün ikinci etap ihalesine Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak ekonomik protokol içerisinde ikinci etapa kaldığı yerden devam etmeyi umuyoruz. Bu anlamda o yatırım kalemi de harekete geçmeden yapılabilecek bir mevzu değil ama bizim öngörümüzde ilk etapta 22 köy, sonrasında da daha ileri aşamadaki diğer köyler fizibilitesi yapıldıkça yapılacak. Ama bu da tabii ki geçmiş dönemlerden gelen, hep bunu söylüyorum, 7000 küsur civarında, 7528 civarında kırsal kesim tarlası dağıtıldı bugüne kadar altyapısız. Ve bu altyapısız olan tarlaların neredeyse 4500'ünün biz hükümete geldiğimiz dönemde, yani bir önceki dönemde 4500'ünün altyapı problemi vardı. Bu problemlerin 28 köydeki işte neredeyse belki yani 400'ü çözülebildi. Belli başlı dokunuşlarla çözebildiğimiz bir 100'e yakın oldu ama tabii ki çok ciddi bir birikim var. Dolayısıyla büyük projelerle çözebiliriz. 22 köyü daha 2019 yılı içerisinde maalesef bunu kaçırdığımızı görüyorum ama ancak küçük dokunuşlar, daha az maliyet gerektiren kaynağı ayırabileceğiz bu 2019 yılı içerisinde. Burada bundan kaçınmaya gerek yok. Yapabileceğimiz şeyleri söyleriz biz her zaman. Ama 2019 yılı sonunda eğer bu kaynağı bloke edebilirsek sona doğru ihaleye çıkabileceğimiz projemiz hazırdır. Ama evet, biliyorsunuz sosyal konut projemiz vardı. O projeyle ilgili de kaynak, ciddi bir kaynağa ihtiyaç olmadan projelerimizi hem Mausamaraş bölgesinde ilk etapta, ikinci etapta da Güzelyurt ve Lefke'yi içine alacak ortak bir alanda yapabilme konusundaki projemiz Mausamaraş için tamamlanmış durumdadır. O projenin belki bir anlamda lansmanını da yaz ayı içerisinde yapabilecek durumda olacağız. Ve sonrasında da sosyal konut projeleriyle hayata geçirmeyi, kolay konut edinmelerini sağlamayı ve artık belli başlı sosyal konutun gidemeyeceği köyler dışında bu kırsal kesim arsası dağıtma meselelerini de, daha doğrusu altyapısız yer dağıtma meselelerini de zaten rafa kaldırmıştık biliyorsunuz. Bu 15 ayda hiç altyapısız hiçbir yer, hiçbir kırsal kesim arsası dağıtmadık. Aynı kararlılığımız da bu anlamda devam edecek. Bizi kandırdı ne zaman? Niye? Ya onda bitecek. Sonuna geldik. ben size para istemeyen iki konu daha önce de sormuştum galiba bir programda. Mesela bu kanalizasyon, bağlanan var, bağlanmayan var. Serbest bırakıldı zamanında vatandaşlar. Belediyelerin sorumluluğunda. Belediyelerin sorumluluğunda mı? Siz belediyeleri buna yönlendiremez misiniz? Yani bir arkadaşlar bu konuyu zorlayan bir yasa değişikliği yapıp onları siz zorlayamaz mısınız? İşte belediyeler yasasında bir takım yetkiler merkezi hükümete veriliyor ama şu andaki belediyeler yasasında... Bu yasa değişebilir mi? Değişemez. Tabii mi? Yani şu an 51.95 sayılı yasa zaten değişecek. Merkezi hükümetin o anlamda biraz daha denetleyici rolünü... özellikle zarar vermeyecek şekilde sağlıyoruz. Ama tabii ki kanalizasyon veya büyük yatırımlar belediyelerin, yerel yönetimlerin vermesi gereken hizmetlerdir. Aslında hep belediyelerin, çünkü belediyelerle bazen bu konuda
farklı belediye başkanlarıyla farklı fikir ayrılıklarımız olabiliyor. Onların da çok fazla özelliklerine müdahale etmemiz çok doğru değil. Ama doğru sistemi bu yasayla kurgulayacağız ki yapmaları gereken yatırımları. Bakın belediyeler mesela %15'i eğitime ayırmak zorundadırlar bütçelerinin. Ama ayıran yok. %3'ünü otoparka ayırmak zorundadırlar. Biz Yerel Yönetimler Müdürlüğü olarak bir liste çıkardık. Geçtiğimiz dönemde bu kaynağı ayıran bir veya iki belediye var. Bunun dışında yapmaz diğer mi? Belediyeler yapmıyor. İşte bunu sağlayacak, bizim aslında zorlayacağımız değil ama bu yasayla bu aktarılacak kalemlerin doğru yerlere aktarılmasını sağlayacak bir bütçe disiplini getiriliyor. Ki bu da onların aslında bir nevi otokontrolünü de sağlayacak. Yasal yükümlülükleri içerecek. Dolayısıyla çok daha halka hizmet, yani istihdam politikalarını artırma değil, halka eşit hizmeti sağlamalarını, evet, yolunu açacak. Ben diyorum, yani 20-30 senedir konuşuyoruz. Yoldan geçer kanalizasyon. Ben bağladım, yanımdaki komşu diyor boş ver diyor. E nasıl olacak? O toprak çekiyor, ben de yanındayım. Aynı şeyi çekmeye devam ederim. Toprak artık doydu. İkincisi, öyle pahalı yerler var. Mesela Lefkoşa'nın dere boyu. Evet. Dükkan kiraları ateş pahası. Her taraf bakarsın 3-4 tane iyi binanın yanında bir tanesi dökülmüş. Boyalılar, pencereler. Bunun bir yasası, bir şey yok mu? Bunu nasıl yapacak? Hep öyle mi gidecek bu iş? Yok aslında, yani bununla ilgili gerçi belediyeler yasasında belediyelere özellikle tabii görsel nitelikli daha çok tehlike içeren binalara müdahale etme hakkı veriliyor ama yerel yönetimlerin özellikle bunu engelleyebilecek veya belli bölgelerde hem boş arsaların aslında o boş kalmasındaki yarattığı görsel ve ekonomik sıkıntıları, görsel kirlilik ve ekonomik kaynağın azaltılması noktasında bunu artırıyoruz yeni yasa tasarısıyla. Bir diğer koymuş olduğumuz maddede tam da bu söylediğinizi içeriyor aslında. Belediyelere o beldede bulunan tüm inşaatlarla ilgili gerekli kriterleri koyup da bunu yaptırabilecek, yaptırım uygulayabilecek bir mekanizma getiriyoruz. Bir diğeri de tabii ki onların uymaması halinde de ona ilişkin yaptırım, evet, getirecek bir diğer mekanizma. Peki, da kuruyoruz. Kurdat Bey'i çok beklemeyen son... Buna... Bu konuda, yani sadece bir ilave, vergi yasasında da yapılacak bir değişiklikle, evet, daha önce uzlaşmaya varılmamıştı ama boş öyle metruk tutulan binaların daha farklı bir vergi dilimine tabi olması. Arsa bina da aynı zamanda. Toprak içinde çakıl kum, bunun 20, biraz duruyor. Düzen, nizam, intizam getirmeye yardımcı olabilecek bir husus olduğunu bilmekte, evet, konuşmuştuk ama uygulamaya geçmedi. Yani, taslak gelmemiş, duymuştuk. Bu yani, şey konuşmasak olmaz da sıcağı sıcağına Avrupa Parlamentosu seçimleri oldu. Soğudu o da. Güneyde. O da. şimdi yanlış bilgiler paylaşılıyor. Ve benim üzüldüğüm nokta, sizin de Doğu Akdeniz'de görev yaptınız değil mi? Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde. Evet. Görev yapan bazı öğretim görevlileri de dahil. Halka şöyle diyorlar. E fena mı oldu yahu, işte Türkçe dili Avrupa dili. Avrupa Birliği'nde konuşulacak. Halbuki Rum yetkililerin açıklamaları var. Defalarca 1-2-3 değil yani. Yanlış anlamayın ha dediler. Niyazi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adayıdır. Yani gidip de orada Türkçe dili resmi dili olmayacak. Böyle bir şey olmayacak dediler. Rumcadır orada resmi Kıbrıs'ın dili. Rumca olacak. Bunun dışında tabii çok ciddi bir propaganda süreci yaşandı. Serbest midir mesela bir Rum siyasi partisinin AKM'nin önünde billboard koyması, devlet televizyonda propaganda yapması bir takım ileride? Çünkü ne sizden tepki geldi ne Cumhurbaşkanı'ndan hiç. Cumhurbaşkanı, yani bugün değerlendirmeleri de okudum, yarın çıkacak Rum siyasi partilerinin. Odisi başkanı nice seçimden önce kavga derdi. Bir taktikti aralarında tabii Akel'le. İşte sen Türk'le 3 tane oy alacaksın diye devleti falan. Bugün de diyor ki tam istediğimiz gibi de oldu diyor. İşte Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek ve yasal devlet olduğu ve o sahte devletlerinden koptuklarını gösteriyor Kıbrıs'ı Türklerin diyor. Aslında katılım çok düşük nüfusumuza göre. Yani seçmen sayımı 81.600'müş onların rakamına göre. 5.000 kişi gitti. Fakat bu konuda hiçbir resmi makam tarafından bir açıklama yapılmadı. Evet, ben Rum Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğim var, gidip oy kullanabilirim. Bu benim vatandaş olarak kişisel hakkımdır. Ama devlet mekanizmasının buna destek çıkar gibi bir pozisyon alması çok farklı bir şeydir. Siz niçin tepki koymadınız? Çünkü size çok bugünlerde eleştiriler var sağdan soldan bu hükümet meselesi yüzünden.
Ondan dolayı mı siz de sessiz kaldınız? Nedir pozisyon? Vallahi Reşat Bey, eleştiri olacak. Biz daima zoru seçen insanlar olduğumuz için bu eleştiriler gelir. Biz de bunu gösteririz. Dikkate de alırız yani. Onu söyleyeyim. İkincisi, bir kere bugün bir yerde daha söyledim. Bu seçim sürecinde, Avrupa Parlamentosu seçimi sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dahilinde bir kampanya yürütüldü. İşte panolar Girne yolunda vesaire gördüğümüz hala da orada. Bununla ilgili olarak bir veya iki kez Sayın Tufan Erhürman'la bir istişaremiz oldu. Yüksek Mahkeme ya da Yüksek Seçim Kurulu'yla bir diyalog kurulması mevzuatta bunu engelleyen bir şey olmasa bile en azından bunu bir biçimde düzenlememiz ya da bir tedbir almamız gerektiği konusunda bir sonuç alamadık. Benim endişem nedir biliyor musunuz? Biraz ileriye doğru bakmamız lazım bence. Şöyle bir risk var karşımızda. Diyebilirsiniz ki KKTC vatandaşı ve Güney'den vatandaşlığı olan çift uyruklu bireyler gitti arkadaş, Güney'de de oyunu kullandı. Yapabilir bunu. Ama madem ki burada da bir seçmen kitlesi var, o siyasiye burada propaganda yapma imkanı verdim. Peki aynı şekilde AKEL'in diğer adayları veya DİS'in diğer adayları neden KKTC'de bu imkana sahip olmasınlar denildiğinde ne yanıt vereceksiniz? Bir, iki, yakın gelecekte yine hem TC hem KKTC vatandaşı olan, çift uyruklu olan vatandaşlarımız bağlamında Türkiye'den kesin AK Parti, CHP, MHP, başka siyasi partiler burada gelip kampanya yürütmeye kalkıştıklarında bu kez bu kötü bir örnek teşkil etmeyecek. Bunlar aslında esas üzerinde durmamız gereken şeylerdir. Mesela bir örnek daha, herhangi bir kurala tabi olmamış olması hasebiyle, örneğin bizler seçimlerde yarışırken belirli sayılarda pano onun ötesinde olmaz, belli tarihler arasında asabilirsiniz. Seçimden şu kadar zaman önce de kaldırmak zorundasınız. Hala daha panolar da asılıdır mesela şu anda bile. Dolayısıyla bu iş tamam olmadı. Üstelik de belki başka adaylara göre devlet televizyonu ciddi anlamda bir imkan da sundu. Bazı siyasi partilerin resmi olarak bir karar alarak değil belki, bilmiyorum onu, ama belli bazı bölgelerdeki örgütleri de bu seçim kampanyasında ciddi anlamda çalıştı. Tabii çalıştı. Ben şunun altını çizmek istiyorum. Madde 1. Bu seçimlerin sonucunda kendi seçim çevresi, constituency dediğimiz, kendi seçim çevresi ve seçmen bağlamında tabii ki bir temsil niteliği var. Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilebilir. Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Devleti olan, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak isimlendirilen yapının bir üniter devlet olarak içerisinde yapılan bir seçimin sonucudur aslında açıklanan. Bir kişinin etnik olarak Kıbrıs'ı Türk olması, o kişinin Kıbrıs Türk halkını temsil ettiği anlamına kesinlikle gelmez. Ne zaman Kıbrıs Türk halkını birisi temsil eder? Ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumları tarafından organize edilen bir seçimde KKTC seçmenlerinin katılımıyla bir seçim olur. O zaman KKTC halkını temsil eden bir yapıdan, bir kişiden, bir kurumdan bahsedebilirsiniz. Şimdi bu örnekte oy kullanan, oy hakkı olduğu için geçip oy kullanan insanlar kullanabilir. Oy kullanan kişilerin KKTC toplam seçmen sayısı içerisinde, yani 190 bin civarında seçmen sayısı içerisindeki rakamına baktığınızda %3 civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Evet. Bu da kendiliğinden aslında evet bu seçimler oldu, evet kendi bölgesi içerisinde ağırlıklı olarak da Kıbrıs Rumların ve o iradenin yansımasıdır. Ama Kıbrıs Türk halkını temsil ettiği bana kalırsa iddia edilemez. Aslında asıl rahatsızlık duymamız gereken şey başka bir şey. O da şu, 1960'tan bugüne Kıbrıs'ta bütün seçimler iki ayrı seçmen listesi şeklinde yapıldı. Çünkü sayı olarak daha az olduğumuz için biz tek seçmen listesi üzerinden yapılacak olan seçimlerin sonucunda sonucu Kıbrıs Rum halkının iradesi belirler, domine eder. Nitekim öyle oldu. Nitekim burada da aslında öyle olduğu söylenebilir ama daha önemli olan nedir? Cemaat Meclisi bağlamında da Cumhurbaşkanı Yardımcısının seçimi bağlamında da sonradan iki ayrı devletin oluşması ertesinde de hep
iki ayrı seçim listesi, seçmen listesi üzerinden seçim tasavvuruyla yürüdü bu ülke. Şimdi burada görüntü itibariyle bakın işte tek seçim listesi üzerinden de Kıbrıs Türkler seçilebilir algısının yaratılmaya çalışılması, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkleri de temsil eden bir hükümettir demesini kolaylaştırması açısından riskler içerir. Ama bir gerçek var. AKEL Genel Sekreteri de Sayın Kızılyürek de seçimden önce Kıbrıs Rum halkı beni Kıbrıslı Türk olarak değil aslında Kıbrıs Rum olarak görmekte, güneyde yaşıyorum. O toplumun bir parçasıyım. O şekilde seçecek diye kendilerinin beyanatları var bir kere. Seçim de bu şekilde yapıldığına, katılım oranında toplam seçmen listesi içerisinde bu oranda olduğuna göre Kıbrıs Türk halkını temsil eden birisi olduğunu söylemek çok gerçekçi olmaz diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de biz Dışişleri Bakanlığı olarak bu yönde bir pozisyon geliştireceğiz. Tabii ki yani kendisine yapılan seçimde kendisine oy vermiş kişilerin iradesine yönelik bir şey söylemiyorum. O başka bir şey. Ama çıkan sonucu doğru tanımlamak gerekir. Aksi halde Kıbrıs Türk tarafından zarar verilmiş olur diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Böyle bir canlı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Eklemek istedikleriniz varsa bir sonraki programı bırakalım. Ben şeyi düşünemiyorum. Yani şimdi Ulusal Birlik Partisi kanadını davet ettiğinizde 7 bakandan birlikte çağırırsanız. Yarın için davet etmedik. Nasıl olur diye. Parça Esin dedi ben nasıl konuşacağım dedi bana 7 bakan dedi. O zaman dedim adalet olsun. Evet. Siz de 2 bakan getirin yani. Evet. Sizin yanınızda. Öyle ama, bir uzlaşı buradan, sağladık. Buradan şeyi de söylemiş olayım. Tabii ki bir kez güven oyu aldıktan ve kabine oluştuktan sonra yani birlikte de programlara çıkmamızda bir sıkıntı yok. Hatta daha da iyi olabilir önümüzdeki dönemde. Ama bence vatandaşın beklentisi, ülkenin beklentisi bir şeyler yapmaktır. Evet, yani, yapılan şey anlatılmasa da olur aslında ama bir şey yapmaktır. Onun için bu yönde bir siyasi kararlılığımızın olduğunu, ülkenin de bu icraatı beklediğinin bilincinde olduğumuzu herkesin bilmesini isterim. Yani. Evet, onun sözünü de size almış olduk. Başka yerde görmeyiz. Burada yaparız o programda değilim. Buradan bağlamış olalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İzleyicilerden özür dilerim gerekirse ama takdir eder herkes herhalde. Yüzlerce soru var. Birçoğu çok fazla soru var. Yöneltemedim. Özelden de gelen, yayın altına da gelen. Ama genel anlamıyla bakanlıkların icraatları konusunda sonuçta Dışişleri Bakanlığı'nın en azından son gelişmeyle ilgili ortaya koyduğu tavır noktasında ve tabii arada yapılan açıklamalar sanırım genel anlamda bir resmi çizmiş oldu. Bugünlük bu kadar. Bu özel programı bugün gerçekleştirmiş olduk. Ama yarın Halk Meclisi olmayacak değil. Halk Meclisi yine var. Yarın da Akıncılar Köyü'nde olacağız. Bakalım oradaki yansımaları. Akıncılar'da değil, Lurigina'da. Pek Lurijin olsun. Bilmem Dışişleri Bakanı kızabilir olan Akıncılar. Evet haftaya yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Halk Meclisi programı diyelim efendim. İyi günler, iyi akşamlar. Özür dilerim.